mutlu değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Bein Spor Stüdyoları'na 25 Şubat Cuma günündeyiz. Her zaman olduğu gibi Uğur Meleke ile birlikteyiz. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlayarak başlatıyoruz. Bugünkü programımızı da haftanın son manşetine de Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Iyi teşekkür müzik. ederim. Siz? İyiyiz bizler de çok teşekkürler. Dün akşama döneceğiz elbette değerli izleyenler. UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş. Playoff turu rövanş maçında Fenerbahçe Slavya Prag deplasmanındaydı. Bu maçın ardından ilk olarak sizlere okuyacağımız gazete foto maç gazetesi ve sizlere ilk aktaracağımız başlık ise gücü yetmedi. Fenerbahçe Slavya'ya deplasmanda da yenilip elendi. İlk maçı İstanbul'da 3-2 kaybeden Sarı Lacivertler rövanşta da rakibinin hızlı oyununa karşılık veremedi. Yine aynı skorla kaybedip Konferans Ligi'ne veda etti. Mert ve Beriş'e Fenerbahçe'nin iki golünü atarak e, teselli oldu demiş gazete. Antwerp'te olduğu gibi yine uzaktan bir gol atan Mert Hakan, "Sorumluluk bizim, utanıyoruz." dedi hemen yanında Altay'a şut bombardımanı başlığını görüyoruz. Fenerbahçe bu sezon Avrupa Kupalarında kalesine en fazla toplam 9 ve isabetli toplam 5 şut çekilen ilk yarıyı oynadı. Slavya ikinci yarının büyük bölümünde de neredeyse tek kale oynadı. Kaleci Altay Bayındır kalesine gelen topların büyük bölümünü çıkarsa da mağlubiyete engel olamadı. Kanarya 2008'den bu yana Avrupa Kupalarında ilk kez bir eleme turunda toplam 6 gol birden yedi. Arda girdiği resital sundu. İsmail Kartal ilk 11'de son Hatay maçına göre bazı zorunlu değişiklikler yaptı. 6 değişiklik yaptı diyor gazete. Tecrübeli isimleri tercih eden Kartal, Altay, Ozay, Samuel, Serdar, Tiseren, Salay, Sosa, Mert Hakan, Ferdi, Pelkas, Valencia, Serdar, Dursun 11'iyle sahaya çıktı. Yedek soyunan Arda Güler son bölümde oyuna girdi. 57. dakikada oyuna girdi. Arda onu da belirtelim. Berisha'nın golünden önce yaptığı çalımlarla yine şovunu sergiledi. Ali Koç'a pankartlı gönderme. Pankartın fotoğrafını da koymuş, okuyucusuyla paylaşmış gazete. Slavya Pırak maçında takımı destekleyen Fenerbahçeli taraftarlar kötü futbol ve üst üste yenilen gollerin ardından tribünde ee, Ali Koç Başkan Fenerbahçe perişan yazılı pankart açtılar diye yazıyor. Ferdi'nin sakatlandığını da yine Ferdi şoku başlığıyla aktarmış. Fotovaç gazetesi posta sorma. Kederdeyim demiş. Yıra sonra göndermede bulunarak. <laughs> Fenerbahçe son kupa şansını da dün gece kaybetti. Kadıköy'de mağlup olduğu Slavya Pırağı. Çekya'da da boyun eğen Sarı Cıvartiler konferans ligine de veda etti. Sor attığı iki golle gecenin yıldızı oldu. Tabi sadece attığı iki golle değil dünya kadar pozisyona girdi. Birazdan e, Uğur Melek'e anlatacak bizlere. Diğer taraftan Galatasaray'ın da kura günü bugün demiş, hatırlatmış. Birazdan onu da değerlendireceğiz. Son olarak Milliyet Gazetesi başlığında Perişan Fener diyor. Süperlik ve Türkiye Kupası'na erken havlu atan, elinde sadece Avrupa hedefi kalan Fenerbahçe, Kadıköy'de 3-2 mağlup olduğu Slav Yaprak karşısında beklenen mucizeyi başaramadı. Deplasmanda da Çek temsilcisine boyun eğerek, daha Mart ayı gelmeden bu sezonu sıfır çekerek tamamladı. Sezon Şubat'ta bitti demiş gazete. Prag deplasmanında Fenerbahçe'nin dizilimi hemen göze çarptı. İsmail Kartal, İsmail Kartal ilk kez üçlü sistem kullandı. Pereira'nın kullandığı ve eleştiri aldığı üçlü savunma İsmail Kartal tarafından da uygulandı. Tiseren, Serdar Aziz ve Salay üçlüsü defansta yer aldı. Ozay Samuel ve Ferdi de kanatlara geçti. Ferdi sakatlanınca takım yeniden dörtlüye döndü demiş gazete ve Arda Güler'e yine genç yetenek Arda Güler 17. yaşına sahada girdi. Türkiye saatiyle 12'de gece 24'te oyuna alınan Arda kariyerinde ilginç bir an yaşadı. Mutlu yıllar daha önce kutlamıştık zaten. Mutlu yıllar. Sağlıkla, sıhhatle inşallah. Nice seneler dileyelim genç kardeşimiz Arda Güler'e de. Şimdi Uğur Bey sözü size bırakmadan şunu söylememe müsaade edin. ilk maçın tekrarı bir karşılaşma olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe ne gibi dersler çıkaracak diye konuşmuştuk, sormuştum dün size çıkarması gerekir demiştiniz. Ee, şöyle özetleyeceğim: Sadece organizasyonu, fiziksel kondisyonu ve taktik disiplini. Bakın beceriden, teknikten, yetenekten, kaliteden bahsetmiyorum. Sadece bir organizasyonu ya da belki bir iki organizasyonu, oyun şablonu anlamında bir iki organizasyonu olan taktik disiplini ve fizik kondisyonu olan bir takıma Fenerbahçe çaresiz kaldı. Şunu da söyleyeyim. Neredeyse Slavia Prag dün akşam Fenerbahçe karşısında Ajax gibi oynadı. Öyle göründü. Ajax gibi oynadı Doğru. değil. Ajax gibi göründü. Doğru. Ki bu takım e, Şampiyonlar Ligi önelemesinde elemesinde Ferencvaros'a Macar temsilcisi elendi. Avrupa Ligi önelemesinde de Leje Varşova'ya Polonya temsilcisi elendi. Yani onları galiba biraz biz Ajax gibi göstermiş olduk. Fenerbahçe üstü göstermiş oldu. oldu. Evet. Çünkü eğer ayak seviyesinde olsalardı herhalde var, Baroş ya da şu bakarsa karşısında büyük fark yaratırlardı. Ayak seviyesinde olsalardı Şampiyonlar Ligi'nde olacaklardı zaten. Ya da Avrupa Ligi grupları performansına bakalım. iki galibiyet iç sahada ikisi de. Biri Maccabi, biri Union Berlin. Yani bütün sezon boyunca aslında yaptıkları tek ışıltılı iş Avrupa'da Union. iç sahada. Evet Prag'da Union Berlin'i yenmekten ibaret. Ki Union Berlin de gruptan çıkamadı. Yani bu çerçeveden bakarsak evet iki maçta gerçekten Fenerbahçe'ye karşı ayaksik bir göründüler ama onların ayaksik bir görünmesinin sebebi galiba Fenerbahçe'nin onlara ayaksik bir göstermesiydi. İlk müsabakanın sonunda ikinci müsabakaya ne gibi dersler çıkararak başlarız? Evet dün konuştuğumuz başlıklar bu yöndeydi. Üç ana başlık dikkat çekti. Bir, e, muhtemelen hücuma çabuk geçiş yapacaklar. Fenerbahçe'nin tamamlayamadığı hücumlarda seri geçiş arayacaklar diye konuşmuştuk. İkinci golde de öyle yedik. Fenerbahçe topu kaptırdı. Çok rahat bir şekilde sağdan önlü liberalar araya oynadı. sorda golü attı. Yani birinci maçta o anlamda hani hücum tamamlamamız lazım. Hücumları bir şekilde tamamlamamız lazım. Avutla, kornerle, taçla, faulle bir şekilde tamamlamamız lazım dersini çıkarmamışız. İki pas. Niye iki pas? Çünkü Fenerbahçe hücum planında ya. Fenerbahçe hücum planındayken hücumu tamamlayamadığında Slavya savunma planı, hücum planı çok çabuk geçebilen bir takım. Zaten Olayinka çok süratli, Sor çok süratli, Şirans süratli düşünen bir oyuncu. Traore Holes merkez ikilisi öyle. Zaten ana planları buydu Fenerbahçe'ye karşı. İki maçta da. Bununla ilgili birinci maçtan ders çıkaramadığımızı dün gördük. İkinci golde zaten o şekilde geldi. Artı İkinci yarının başında da çok benzer pozisyonlar verdi. İkinci gol özelinde bir şey sormak istiyorum. Serdar Dursun'da top, ceza sahası çizgisi üstünde. Fenerbahçe hücum ediyor. Ona pası veren Pelkas çapraz koşu yapıyor. Ee, Serdar Dursun önü kapandığı için, oyuncu geldiği için Pelkas'a geri pas veriyor. Ancak Pelkas'ın arkasına düşüyor. Bayağı arkasına düşüyor. Yani Çünkü Pelkas koşuya başlamış. Arkasına düştüğü için orada e, neydi oyuncunun ismi? E, Plans... E, Traore mi? Yok yok. Traore sağdan koşu yapmaya Travure başlamıştı. Traore önce. Plasic, topu kazanmadı. Orada topu aldı. Kazanmadı. Top ona geldi. Tamam. Şey düştüğü için. Siz söyleyin. E, Pelkas düştüğü için. Plavsic orada topu aldı. Döndü. Sağ tarafta Traore koşuya başlamıştı. Ya e, sorda adamın ismini hep unutuyorum ya. Yira sorda ortadan koşuya başlamıştı. Evet. Ama öyle aşırı bir koşu da değil. Koşuyorlar yani. Traore'ye verdi sağ kanada. Oradaki boşluğu buldu. Tisseran ve Serdar Aziz. İkisinin arasında öyle bir boşluk var. Sor rahat rahat koşuyor. Ve hatta Traore'nin ona atacağı anlaşılınca Tiseren arkadaş şöyle bir hamle yaptı. Tamam bir kişi eksik olabilirsin. Ama bu kadar önündeki adam. Yani senden sonra kaleci var. Ve tekim gol oldu. Hani sadece oyun planı da değil mi acaba? Yani sadece plansızlık da değil mi? Yani görüyorsun bir de yani Tiseren'i orada. Genelde oyun dört departmanda değerlendirilir. Global futbol yorumculuğunda teknik, taktik, mental ve fiziksel. Şimdi bu dört departmanın üçünde Fenerbahçe sınıfta kaldı Slavia'ya karşı. Fiziksel olarak Slavya yaparak Fenerbahçe'nin üstün ama bu Türk futbolunun kronik sorunu. Evet. Avrupa evet. Kupalarında bu sezon hemen her rakip Türk temsilcileri fiziksel olarak abandona etti. Birinci kategori fiziksel, e, Slavya çok üstün. İkinci kategori mental, dün de gördük. Slavyalılar kaybettikleri toplardan sonra oyuncuların birbirleriyle olan destekleri, iyi yaptıkları işlerden sonra birbirlerine olan tebrikleri, grup disiplini, grup görüntüsü, yüz ifadeleri, hırsları, motivasyonları yüksek. Yüksek biz motivasyona daha fazla anlam yükleriz aslında çeklere göre ama doğru kültür olarak, kimlik olarak onların mental olarak da iyi seviyede olduğunu gördük. İki mental olarak bizden iyi seviye. Üç taktiksel büyük fark yarattılar zaten. En büyük fark yaptıkları departman taktiksel. O sizin bahsettiniz konuya geliyorum şimdi. Taktiksel departmanda biz özellikle bir hücum tamamlayamama bu taktik olarak bir zafiyetti İki defansif yerleşim. Defansif yerleşimde de çok geride kaldık. Şimdi bence maça Fenerbahçe dörtlü başladı. Benim gördüğüm kadarıyla tıslan sağ bek başladı. O sayesinde sağ aç. başladı. Ferdi sol bek. Sonra Ferdi'nin ilk sakatlığından sonra mı yoksa 8 dakikadaki Tisar'ın çizgide çıkardığı toptan sonra mı bilmiyorum. İsmail Kartal bir yerde bir müdahale yaptı sahaya. Ben gördüm Tisar'ın koluyla o sayı Samuel'e daha fazla geriye gelmesini işaret etti. Eğer o 5'li savunmaya dönüşse, eğer o işaret, çünkü öyle görmeye başladık. 10 ile 30 arası yaklaşık, yani oyuncu değişti ona kadar, oyuncu değişti kaç oldu? Galiba 28. 10 ile 28 arası takribi Ferdi çıktı. bir 5'li savunma görüntüsü var. Ama bu 5'li savunma görüntüsü içinde iki kere Ferdi'nin sakatlandığı ve oyun devam ettiği anlar var. Yani maalesef Fenerbahçe'de bir oyuncusunun sakatlı anında o savunmayı dörtlü yerleşmeyi işte Salah'ı sol bek oluyor o anda Ferdi yokken o sayı sağ bek oluyor. Tisseran'da Serdar'da merkez oluyor. Bunu başaramadı. Yani o doğru mesafeleri stoperler bekler kendi aralarında ayarlayamadı. Yani maalesef Ferdi'nin sakatlıkları sırasında da bir kafa karışıklığı yaşandı. Bu da Slavya böyle bir şey yaşasaydı muhtemelen böyle bir arıza vermezdi. Bu da yani birlikte oynama alışkanlığı, düşüklüğü, tek direktör istikrarsızlığı, telepatinin gelişememesi. Hepsini söyleyebilirsiniz. Dördüncü ve son departman. Fenerbahçe'nin üstün olduğu tek departman. Aslında teknik departman. Çünkü bakıyorsun top Fenerbahçelilerin ayağına daha çok yakışıyor. Doğru. Top stopları daha iyi, dokunuşları daha iyi. Slavyalılar inanılmaz bir kurguyla oynuyorlar. Müthiş bir organizasyonları var şemalarına sadıklar, pozisyon ismine sadıklar. Ne yaptıklarını biliyorlar. Ee, maçı maçtan önce kazanmışlar. Maçtan önce taktiksel çalışma, antrenmanda kazanmışlar. Antrenmanda zaten Fenerbahçe'yi yenmişler. O kadar iyi hazırlanmışlar ki zaten maçta sadece uygulama yaptılar kurguyu antrenmanda yapmışlar. Bunu diyecek bir şey yok. Ama son vuruş kalitelerine bakıyorsun, pas kalitelerine bakıyorsun, topa ilk dokunuşlarına bakıyorsun. Üst düzey olmayan bir sürü bak. oyuncu var. Aynen öyle. Mesela Dorli bence çok iyi oyuncu. Ona ayırırım. sol bekleri ben Türk takımlarının yerinde olsam peşine düşerim Liberyalı sol beki. İlk maçı hatırlayın. Attıkları ilk golü Dorli soldan ceza sahasını orta yapmaya çalışırken ceza sahasını sağ çizgisine gönderdi topu. Kaval kemiğiyle vurdu muhtemelen. Yani kesinlikle ben de siz aynı fikirdeyim ama sarsak bir görüntüleri var. Yani öyle çok üst düzey yani bir teknikleri var. yok. Evet. Ama Plavsic'e ne dersiniz? Olay inka iyi, oyuncu. Traore keza. Plavsic, Linger. Ya şimdi o zaman şöyle bakalım. Teknik departmanda Fenerbahçe'nin nasıl daha iyi oyuncuları var değil. Bu faslı kapatalım. Kesinlikle. Şöyle bakalım. Şimdi onların merkez oyuncuları Holes ve Traore. Merkez ikilisi. Birinci golde Şirans'ın attığı golde soldan topu çeviren Holes. Avuç izgisinden çeviren. İkinci golde 27. dakikada Girassol'un attığı golde Arapa'sını atan Traore. İki ön libero ile oynuyorlar. İki ön libero İki golü yaratan adam. Doğru. Biri zaten asist olarak kaydedildi. Biri Fenerbahçe'yle bir önce temas için asist olarak kaydedilmedi. Holes'in katkısı. Holes ve Travar'a birer gol yaratıyor. Fenerbahçe'nin merkezine bak Sosa. Ya İsmail Kartal Arda'yı korumaktan bahsediyordu. Hani onu koruyacağız. Ee, bazen 90 dakika oynayacak, bazen 30 dakika oynayacak. Keşke Arda'yı koruyacağını Sosa'yı korusaydı. <laughs> yani Sosa'yı korusa Fenerbahçe için daha iyi olacaktı. Yani bırak Arda'yı koruma Arda'nın korumaya pek ihtiyacı yok gibi görünüyor. Bak ve bırakları koruyan kimse yok. Merkez oyuncuları Holesa Traore. Birer gol katkısı yaptılar. Arda da girdikten sonra bir gol katkısı yaptı. Daha fazlasını da yapabilecek gibi bir izlenim verdi. Baştan başlasaydı acaba Arda Güler. Fenerbahçe'nin bu merkezdeki e, birinci, ikinci bölgeyi ve ikinci, üçüncü bölge geçişindeki aksaklıklar e, daha mı minimize olurdu? Çünkü girdikten sonra Arda o pas neredeyse hiç hata yapmadı. Pas hatasını hatırlamıyorum. Alıyor, çabuk dönüyor, doğru yere veriyor, tekrar alıyor, hareketli, tekrar boşa çıkıyor. Fenerbahçelerin birçoğu durağanken, özellikle mesela Sosa durağanken, durağanların başında, durağan olduğu için top alamıyor. Arda çok hareketliydi. Dolayısıyla merkezde de bir fark yaratıldı. Şöyle bir söylediğinize antitez önerisi yapabilir miyim? Lütfen. Kaçta girdi Arda Güler oyuna? 57. dakikada girdi. Bahsettiğiniz katkı kaçta geldi? Maçın son bölümünde. Arda'nın da ağırlığını hissettirmesi yaklaşık bir 15-20 dakika sürdü. Ağırlığını hissettirmesi derken o takımı tutkal gibi bir araya getirme hadisesi. Çünkü net bir şekilde görüyorsunuz bunu kendi kendime dedim ki Arda bunu tek başına yapabiliyor. Mu? O bölümde acaba şey mi oyundan düştü? Öyle bir gözleminiz var mı? Biraz slav yaparak mı acaba oyundan düştü? Çünkü Hı. oyunun son bölümleriydi. Eee Arda Üç da tek, oldu. kendi kendime şunu not aldım. Arda da tek başına etkili olmayacaktı. Aynı soruyu ben kendime sordum Doksa, İlk başta. birinci maç o ilk 11'de başlamış olsaydı bu kadar organize olamayan Fenerbahçe'yi tek başına toplaması mümkün değil kardeşimizin. Girdikten sonra son derece soğukkanlı, de tutkal de gibi herkesi hani şu hep örneğini veriyorsunuz ya belden birbirine bağlı şey gibi onu ayarlayabilen, doğal olarak bunu ayarlayan, herkesin referans nokta aldığı oyuncu haline dönüşüyor ama o bile bu kadar dağınıklığı toparlayamazdı diye düşünüyorum. Yeterli gelmeyebilir. Evet. Belki de öyle. Belki yine 3-2 kazanacaktı. Slavia. Belki yine iki maçta kazanarak turu geçecekti ama keşke iki maçta Arda'yı daha fazla izleseydik. Yani izlemeden de kanaat sahibi Hı, olmak mümkün ama elbette. iki maçta Sosa oynadı. İki maçta da Arda sonradan girdi. Ve birinci maçta da aynı şeyi konuştuk. Sosa'nın isteğinde, tutkusunda motivasyonunda sanki bir eksiklik var. Kalitesini kimse tartışmıyor. Atletico Madrid'e Bayer, Münih'e Torpil'le gitmedi. İyi oyuncu olduğu için gitti. Lakin şu anda 36 yaşındaki Sosa'nın isteğinde, arzusunda tepki vermese sanki bir eksiklik var. Arda ise o konularda çok daha önünde görünüyor Sosa'nın Sosa'nın yani erken evlense çocuğu olsa Arda kadar çocuğu olabilirdi. Birçok 36 yaşında insanın 17 yaşında çocuğu var. Birçok insanın var yani o kadar yaş farkı. iki katı yaşından büyük Sosa Arda'nın. Sosa'nın deneyimine ve CV'sine çok büyük saygı duyuyorum ama şu anda isteğine tutkusunda eksiklik var. Şu dakikaya itibaren özellikle Fenerbahçe'ler tek cephede mücadele edecekken, yeni sezonla ilgili planlamalar da başlayacakken, Sosa'nın aldığı dakikaları daha çok Arda'nın alması gerektiği ortada artık. O koruma var ya tırnak içinde işte, koruma. İsmail Kartal Sosa'yı korusun da Arda'yı biraz rahat bıraksın. Şu şekilde özetleyelim isterseniz. Evet, söze başlarken çünkü dörde Arda. ayırmıştınız aradaki farklılıkları. Ve Fenerbahçe'nin sadece teknik olarak, oyuncu kalitesi ve becerisi olarak üstte olduğunu diğer... Üç unsur fizik kondisyon, bir planlarının olması ve takım olmaları unsurları konusunda fark yarattıkları net bir şekilde yansıdı zaten sahaya. Söylediğiniz gibi bir tek Arda acaba daha erken başlasaydı daha farklı bu kadar dağınık görüntü vermezdi belki Fenerbahçe ve daha farklı seyredebilirdi. Belki de. Belki onu bir not olarak şerh olarak düşelim. Şimdi maç sonu istatistiklere bakabilir miyiz lütfen sevgili reji? Maç sonu itibariyle Fenerbahçe %53 daha fazla topla oynadı. Şutlar elbette 21'e 8 ile bitirdi. 21 şutta 8 isabet buldu Slavya Praga burada da kaleci Altay'a aynı dakika içerisinde yerden kalkıp tekrar şut çıkardığı bir kaçıncı dakikaydı söyleyeyim size. 39 35. dakika Praga aynı dakika içerisinde iki tane bomboş şut imkanı verdi. Savunmamız ikisini de birisini çıkardı, kalktı tekrar çıkardı. Hakikaten Altay'a da bir tebrik vermemiz lazım. Yani çok daha farklı bir skorda bulabilirdi. Kesinlikle. İşin acı tarafı üzü üzücü bir çok tarafı birçok böyle. İlk yarının ilk 3 dakikası 3 kere ceza sahamıza geldiler. İlk ilk 3 dakika baktım saate çünkü ilk 3 dakika. İkinci yarının İkinci, başı bravo. da abi O daha da uzun sürdü. 2. yarının başı. başı. 10-15 dakikalık dakika. bir periyot oldu orada. E, Fenerbahçe buna mukabil 11'de 3 isabet buldu. Gol beklentisi 2.16 1.08 Fenerbahçe'nin rakip ceza sahasında topla buluşma eslav yaparak 40'la tamamladı. Fenerbahçe 24 ile bitirdi. Paslar konusunda 272'ye 338, 330, 401'e 333. Fenerbahçe'nin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. İkili mücadelelerde %50-50 paylaşılmış. Kornerlerde iki katı şey attı, korner attı. E, Slavia Prag 8'e 4. Bir tanesi dışında kaçırdım çünkü Slavia e, Fenerbahçe'nin bir kornerini kaçırdım. E, not aldım hepsini. Slavia Prag hepsinde sadece birinde vuramadı. Hepsine vurdu değil mi? Hepsine vurdu onun dışında. E, birkaç kere iki, iki kere, üç kere öndüreye denediler, arkaya aşırdılar. Ee, ve arka direkte altı pasta vurduğu kafa onu söyleyeyim ben size 61. dakikaydı galiba. Net bir pozisyon. 61 sağımızdan korner kullanıldı. Ön direkte arkaya aşırdı. Altı pasta kafa vuruşu üstten dışarıya gitti. O da çok net bir pozisyondu. Fenerbahçe'nin ise kornerlerinde ilk teması yaptı belki ama ondan sonra savunmanın hemen uzaklaştırdığını Söylememiz lazım. Pek bir plan kornerlerde bir plan e Bu pencere önemli. Göremedim. Çok önemli bu pencere. Teşekkür ederim bunu açtığınız için. İlk maçtan çıkarılacak önemli derslerden biri de buydu. Çünkü ilk maçta iki konuda çok fark yaratmışlardı. Biri duran topları, kornerleri avut çizgisinde doğru kullanıyorlar. Top havada süzülürken sen acaba avuta çıkacak mı diye düşünürken onlar aynı Manchester City gibi avut çizgisinde son müdahaleyi yapıyorlar ki golü de böyle attılar. Çıktığını zannettiğimiz bir topa doğru. yetişti. Slavyalı oyuncu. O dönen top, ortaya çevrilen top. Gol oldu o. Ee, Dakika 19'da avuç çizgisinden çevirdi. Başakşehir'in Konya maçında attığı gibi. Çok benzeriydi evet. kesinlikle. İkincisi de kornerlere vurmaları, ilk topa vurmaları artı ikinci topa da vurmaları. O da önemli. Ya kornerlerde ilk topa vuruyorlar, ilk topa vuramazlarsa dönen topu muhakkak alıyorlar. Muhakkak ve bunu bir strateji olarak geliştirmişler. Acayip bir şekilde o ikinci top toplama, serseri top toplama stratejileri var. Ve hepsine vurdular. Yani kornerlerde hep mi iki şans verirsin? Bir şans verdin, ikinci şansı da verdin. Mesela bununla ilgili de gerçekten fena baş gibi birinci maçı sonradan izlediğine ben şüpheliyim. Çünkü izlemiş olsanız akan oyunda belki çağrı üretemeyebilirsiniz ama en azından duran topa çalışırsınız. Duran top çünkü setişi. Duran topla da aynen birebir aynı arızaları ikinci maçta veriyor olmak acı. Yine bütün durun top, duran toplarda hem birinciye vurdular hem ikinciye vurdular. Fenerbahçe'nin dördüncü korneriydi yanlış hatırlamıyorsam Serdar Dursun ceza sahasında kafayla vurdu. İlk dokunuşu yaptı. Top sola açıldı arkaya. Atilla Salay faul yaptı çünkü topu onlar aldı. O da o şekilde bitti. Yani Fenerbahçe'nin kornerlerinde de topluyorlar o zaman. Gibi. Bir bakıma. ikinci bir, toplar bir şey Ursa, yani. Ya Slavia neyi çok iyi yapıyor dersen birinci maddeye onu yazmak lazım. Yani duran top seti. Çok iyi çalışıyorlar. Birinciye vuruyorlar. Birinciye vuramazlarsa ikinciyi topluyorlar. Buna çok iyi çalışıyorlar belli ki. Yani o aradaki organizasyon farkını öndüreye vuruyorlar. Bir, de iki kere üst üste sadece öndüreye vurdular. Onun dışında arkaya vuruyor. Ceza sahasının ortasına vuruyor. Mesela top öyle bir kavisle geldi. Üçüncü ya da dördüncü kornerdi. altı pasın sağ köşesinin önünde. Bomboş kaldı. Kafayı vurdu mesela orada. Ya nasıl oluyor bu? Bomboş kaldı nasıl ama. Baş kalıyorsun? Tek başına bomboş bir oyuncu. Şimdi Fenerbahçe'nin şeyi de savunma grubu da çok değişti son dönemde. Tamam Fenerbahçe rotasyon de, yapabilirsin ama o kadar çok şey değişiyor ki. Evet, mesela buyur. Slavya Lige göre ligdeki Bohemians maçına göre dikkat ettim ne yapmışlar. Orta saha ikilisini değiştirmiş. Traola Holes'i ligde oynatmamış. Dinlendirmiş. Çünkü orası çok tabii dinamizm gerektiren bir bölge. Santriforu değiştirmiş. Ligde Tesla'da kullanıyor. Avrupa'da Soru kullanıyor. Ama savunma dörtlüsü aynen ligde de oynamış. Ki bu savunma dörtlüsü Fenerbahçe'ye karşı da oynayan dörtlü. Sadece Bach orada cezalıydı. Ama Usu Kaçaraba Dorli ilk başta da oynayan. Ligde Bah Usu Kaçaraba Dorli dörtlüsü aynen oynuyor. Bohemians maçında Fenerbahçe maçında Bah Usu Kaçaraba Dorli devam ediyor. Savunma dörtlüsünü bozmuyor. Şimdi Fenerbahçe'ye bakalım. Slavya, ilk Slavya maçındaki bekler Nazım Ferdi. Hatay maçına Ozan Çağatay başlıyor beklerde. Bu Slavya maçına <laughs> Tiseran Ferdi başlıyor beklerde. Nazım Salah'ı bitiriyor. Yani sadece 270 dakika içinde 4 farklı bek ikilisi var. Nazım Ferdi, Ozan Çağatay, Tisaran Ferdi, Nazım Salay bitiriyor. Yani bir telepati geliştirmeniz zor. Bu kadar oynarsanız ayarlarla. En azından savunmada bir istikrar sağlamanız lazım. Başka bölgelerle oynayabilirsiniz de rotasyon yapabilirsiniz. Rotasyona karşı değilim de. Fenerbahçe savunmasında büyük yerleşim hataları oluyor. Bu da herhalde telepati eksikliği ile ilgili gibi görünüyor. İkinci gol özellikle 27. dakikada buldukları ikinci gol bütün arızaları, bütün ama hücum, orta saha, savunma, pozisyon alma, bütün koş kondisyon yetersizliği tek başına o pozisyon örnek olarak herhalde ders olarak işlense işlenirmiş 27. dakikada sorun attığı gol. Fenerbahçe'deki bütün olmayanları bir şey halinde, şerit halinde gösterdi. Evet, birincisi geçiş. Kalesinde gol, gol gördü. Ya yani hücumda top kaybettiğinde çaresiz kalma. Bu konuda eksik Fenerbahçe. Slavya'da geçiş konusunda usta. Basmama, kovalamama. İkincisi merkez orta sahalar. E, Traore ile Holes. Fenerbahçe merkez orta sahasına karşı çok büyük fark yarattı. Merkez orta sağlar fiziksel fark diyelim. Üçüncüsü savunma yerleşimi. O kadar rahat. Sadece bir oyuncu varken. Backstopper arasındaki o yarım boşluğun o kadar büyümesi yarım olması gereken boşluğun Bravo. tam boşluk hatta bir buçuk boşluk olması. Çok Ve o boşluktan sorun koşu yapması. Evet bir golde gerçekten bir çok arıza kombine, göründü, değil mi? Kombin arıza durumu. Şöyle bakıyorum. Bu şeyden sonra değerli izleyenler bu mağlubiyetten sonra ya da Fenerbahçe elendikten sonra UEFA ülkeler sıralamasına da bir göz atalım. Tabii. Maalesef geçen haftadan daha da gerilemiş durumdayız. 16'ydık. Doğru. Dün akşam maça başlarken. Maçı 19. bitirdik. Çekler zaten biz yenerek üstümüze çıktılar. Evet. Çekler bir altımızdaydı. Ee, Hırvatistan ve Danimarka'da artık üstümüzde. Neyse ki Hırvatların temsilcisi kalmadı. Ee, 19. demek bu arada en kötü 20. bitirebiliriz sezonu. Bir iyi haber. Çünkü bizim altımızdaki ülkelerden sadece birinin Norveç'in temsilcisi kaldı. Bodo Glimt diğer hiçbirinin temsilcisi kalmadı. Dolayısıyla onlar fantastik bir iş yapsa bile biz de hiçbir şey yapamazsak bile en kötü 20. bitireceğiz. Bu sezon sonunda yani yerimiz belli oldu. İlk 20'de kalacağımız kesinleşti. Bu da şu demek. Bir sonraki sezon yani 2023-24'ü belirliyor buradaki durum. 2023-24'te 15. sıraya şu an çıkmamız artık bilmiyorum çok olası mı. 2023-24'te çok büyük bir ihtimalle Avrupa'da 4 takımla artık temsil edileceğiz. Hepsi en az 3 ön eleme oynayacak. Yani 16. bitirirsek hepsi 3'er ön 19. bitirirsek şampiyonumuz 4 ön eleme. Konferansı gide giden takımlar 3'er ön Avrupa Ligi'ne takımı gönderemiyoruz artık. Avrupa Ligi'nde yokuz. Bir tane şampiyonlar göndermesi üç tane de konferansı yönelmesine gönderiyoruz. Bu işin kötü tarafı. Ama bir de enteresan bir boyutu var işi. Hollanda şu anda... 5 takımda devam ediyor. bugün itibariyle 5 takımdan biri Ajax Şampiyonlar Ligi'nde malum. Kalan 4 takımının 4'ü de Konferans Ligi'nde Hollanda'nın. Ve yılın ile beraber en çok puan toplayan ülkesi Hollanda. 2021-2022'ye bakarsan en çok puan toplayan iki ülke İngiltere ve Hollanda aralarında çok ufak bir fark var. Virgül farkı. Ve Hollanda'nın dört takımı Konferans Ligi'nde. Yani Konferans Ligi'ne çok takımda katılıyor ol, olmayı e, çok abartmamak lazım, büyütmemek lazım kafamızda. Enseyi karartmamak lazım. Olumlu bakalım. %100. Bizim seviyemiz %100. Yüksek puan toplayabiliriz ve e, hızla tırmanabiliriz. Hızla tırmanabiliriz. Bakın Hollanda'ya. Yılın İngiltere'le beraber en çok puan topluyor. çünkü 4 takımı Konferans Ligi'nde devam ediyor. Son 16'ya kaldılar. Ya umarım bundan sonraki yıllarda aynen Hollanda'nın yaptığı gibi e, bizi de ciddiye alırız. UEFA Konferans Ligi'ni ve çok tur geçer. Çok puan toplar. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde de galibiyet 2 puan. Konferans Ligi'nde de 2 puan. UEFA'nın ölçümlemesine göre. Bir senedir aynı şeyi söylüyorsunuz. Buradan toplamamız lazım. Evet. Bu seneyi boş geçtik ama önümüzdeki yıllarda toplamamız lazım yani. Şimdi seneye iki takımımız Konferans Ligi'ne gidiyor. Bir sonraki sene çok büyük bir ihtimalle 3 takımımız gidiyor. Şu anki sıralara bakarak söylüyorum. Dolayısıyla Konferans Ligi artık Türk futbolu artık bir perşembe akşamı futboludur. Bunu kabullenmemiz lazım. Artık Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar önelemeye geçip şampiyonlar gruplarına girmekte çok zor. Şampiyonlar Ligi'nde belki de e, birkaç yıllığına olamayacağız kabul ederim. Yani üzücü bir durum ama e, gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki birkaç yıl olamayacaksak toparlayana kadar artık biz perşembe akşamı futbol ülkesiyiz Avrupa'da. Perşembe akşamları çok ciddi olmamız lazım. Fikstürümüzü buna göre ayarlamamız lazım. Artık Süper Lig fikstürü biz bir perşembe akşamı futbol ülkesi olduğumuzu kabullenmemiz lazım. Birincisi, ikincisi bir ön eleme ülkesiyiz artık biz. Artık bundan sonra direkt gruplara gitmek yok. Şampiyonlar Ligi'ne gönderdiğimiz şampiyonumuz da 3 ön eleme oynayacak. Konferans Ligi'ne gönderdiklerimiz de 3'er ön eleme oynayacak. Dolayısıyla 3'er ön eleme oynayacaklarsa sezonu Temmuz'da açacaklar. Sezonu Temmuz'da açacaklarsa lig takvimini de buna göre ayarlamamız lazım. Ligi artık bence biraz daha erken başlatıp biraz daha erken bitirmeliyiz. Ona göre bir takvim. Temmuz sonunda başlayıp Nisan sonunda biz bu ligi bitirebiliriz. Böylece Avrupa Kupalarına daha hazır çıkabiliriz. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun biliyorum bir sürü gündem maddesi var önünde ama esas gündem maddesini kaçırıyorlar. Şu an Türk futbolunun bir numaralı gündemi biz artık ön eleme ülkesiyiz. Fiksürümüzü, takvimimizi, futbol takvimimizi buna göre ayarlayalım. İki, biz artık bir Perşembe akşamı futbolu ülkesiyiz. Yeni sezonla itibaren hesaplamalarınızı buna göre yapmamız lazım. UEFA Avrupa Ligi'ne de bakacağız ama dün akşam konferans liginde oynanan bir karşılaşma Karaba Marsilya, Marsilya. maçında. hangi gazeteden? Daily Mail gazetesinden geliyor efendim haber ekranlarınıza. Karabağ golcüsü İbrahim Avaji bir gol attı ama elle attı. Smaç şeklinde değil mi? Aynen öyle. Evet. <laughs> Tam bir smaç. <laughs> elle attı. Ee, gol geçerli sayıldı ancak sonrasında haberde diyor ki e, teknik direktörü e, Karaban, Gurban Gurbanov oyuncusuna hakemi elle attığı konusunda uyarması gerektiğini söyledi ve gol ondan sonra geçersiz sayıldı diye güzel bir haber başlığı atılmış. Müthiş. Marsilya tek direktörü San ifadesiyle e, özendim ve kıskandım diyor. Kurban Kurbanova. Yani tebrik etmekte kalmıyor. Kıskandığını da söylüyor. Çok hoş. Sampaoli'ye tebrik ederim. Bu şekilde hakkını teslim ettiği için Kurban Kurbanov'un. Ee, ben özetleri izledim. Durum o sırada 1-0. O golü geçerli sayısı o gol. Zaten hakem vermişti. Durum 1-1 olacak. İlk maçta 3-1 bitmiş. Dolayısıyla Azeri takımı devreye girecek Karabağ. Yani skoru 1-1'e getiriyor. 3-1'e getirebilirim umudu olacak. Yani çok kritik hayati bir pozisyonda bir de bunu yapmak çok büyük iş. Tebrik, yani tebrik çünkü ediliyor. o golü iptal ettirdiği zaman neredeyse şansını yok etmiş oluyor. Avrupa'ya veda etmiş oluyor. Karabağ takım ama bunu yapabilecek Erdem'i Kurban Kurbanov bir Azeri futbol efsanesi. Belki de Azeri futbolun en büyüğüdür. Kurban Kurbanov var da Sadıkov'la beraber ikisi sayılabilir. Azeri futbolunun en büyüklüğü olarak. Azeri futbolun en büyüğüdür. Azeri milli takımının santrforu yıllarca bize karşı defalarca forma giydi. Sonra antrenör oldu. Tam 14 yıldır Karabağ'a çalıştırıyor. Biz hep bu e, medeni örnekleri Batı Avrupa'ya, Orta Avrupa'ya bakarak konuşuyoruz ya. Bugün bir Doğu Avrupa temsilcisinin Karabağ'ın hakkını tespit etmemiz lazım. Hatta bir Azeri temsilcisi, kardeş ülke temsilcisi Karabağ'ın hakkını teslim etmemiz lazım. 14 yıl önce Kurban Kurbanov'u 35 yaşına göreve getirdiler. 14 yıldır bu takımı çalıştırıyor. 500. maçta çıkacak birkaç gün içinde. Muhteşem bir şey. Yani Doğu'nun Alex Ferguson'ı. Tebrik ederiz. Kurban kurban ol dostumuzu buradan. 50 yaşında bile değil daha. Umarım çok daha uzun yıllar Karabağ'a çalışır ve daha iyi noktalara getir. Tırnaklarıyla kazıya kazıya her sezon 3'er 4'er ön eleme oynayarak Karabağ gruplara taşıyor. Geçen sezon Sivas Spor'la aynı gruptalardı hatırlayın. Doğru. Çok dolumlu futbol oynamışlardı. İki maçta da Sivas daha çok topa sahip olmuşlardı. Azerbaycan'ın Manchester City'si Karabağ takımı çok da takdir ediyorum. Sadece 14 milyon euroluk bir takım. Yani ne demek? Süper Lig'de en düşük bütçeli Altay gibi, Malatya Spor gibi takımlardan bile daha düşük bütçesi var. O daha düşük bütçeyle Karabağ bu sezon yine ön geçti. Yine UEFA konferansı gruplarına girdi. UEFA konferansı gruplarına son maça kadar na alıp gitti. Son maçta Bazel'e kaybetti. 11 puanla gruptan çıktı ve Marsilya'nın rakibi oldu. Kurban Kurbanov Avrupa Kupalarında kaç maça çıkmıştır? Soruyorum izleyicilerimize. Avrupa Kupalarında Kurban 49 yaşındaki Kurban Kurbanov sizce kaç maça çıkmıştır? 128 maç. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz yani bizde 128 maça Avrupa'da 128 maça çıkan kulüp sayısı ya 3'tür ya 4'tür. Bak kulüp diyorum. 49 yaşında bir tek direktör 128 maça çıktı Avrupa Kupalarında müthiş bir şey. Çok deneyim kazanlar. Bu deneyimin de ödülünü her sezon alıyorlar. Yani futbolun Takdir Evren. edecek sözcük bulamıyorum. Futbolun evrensel doğrularını yaparak sadece. Evet. Yani Aynen kaliteymiş, öyle. oymuş, şuymuş, çok iyi oyuncuya ihtiyacım var vesaire. Tamam bunların hepsi bu işin bir parçası ama futbolun evrensel doğrularını yaparak bulunduğu yer burası. Aynen öyle. Bu kadar öyle değil. yüksek kaliteli bir oyuncuları yok, süperstarları yok. Toplam bütçeleri 14 milyon euro. Söylemeye çalıştığımız şey bu. Malatya Spor'dan 6 aydan daha düşük takım kalitesi ama dün UEFA Konferans Ligi'nde neredeyse yani o smaç dağıtılan gol sayılsa belki de e, tur şansları olacaktı. Son 32'ye kaldılar. Canı tebrik ediyoruz Karabağ. A. Yani ne bileyim kimleri anarken böyle heyecanlıyoruz. Ayak sanarken mesela hep heyecan duyuyoruz. Çok doğru bir kurumsal model olduğu için. Son dönemlerde Mitilant öyle, Bodo Glimt öyle onları tebrik ederiz. Karabağ'da onların yanına yazmak lazım. Azeri temsilcisi Karabağ kurban kurban o muhteşem bir hikaye yazıyorlar. Ee, Avrupa'nın doğusunda ve büyük takdiri alkış hak ediyorlar. Bilmiyorum kendimizi net bir şekilde ifade edebiliyor muyuz? Slavya Pran birinci ve ikinci maçtaki oyunu. Karabağ'ın oynadığı oyun sadece bu yıl değil senelerdir evet. yaptığı başarı. Yani kalite bazı şeyleri açıklamaya ya da açıklanma açıklanmayan durumları ispatlamaya evet kalite mutlaka ama işte örnekler. Eğer Kondisyon, fizik kondisyon. Bunu fiziğe rağmen, fizikli oyuncu kondisyon yapabiliyorsan, fizik kondisyon bitmiyorsa 90 dakika boyunca, rakibe cevap verebiliyorsan, taktik disipline bir planın varsa ve bunu çok iyi hale getirmişsen ve bunu disiplinle sahaya yansıtabiliyorsan ve devamlı oyuncu ve teknik direktör değiştirmiyorsan işte yerin buraları. Standart bu yani. Evet. Standart bu. En kötü ihtimalle. Ben dün takımlarına Biz baktım. Biz yokuz yani. Sivas Spor'la oynayan takım çok fazla değişmemiş. Yani dediğiniz gibi oyuncu istikrarı var. Çünkü Sivasspor maçlarından hatırlıyorum Karabağ takımını. Hemen hemen aynı oyuncularla devam ediyorlar. İzleyicimiz Mehmet Bey yazmış. Mehmet Üge diyor ki Slavia Pırak gibi gayet sıradan oyuncularla bu kadar iyi futbol oynayabiliyorsa iyi futbol iyi futbolcularla oynanır klişesinden kurtulup iyi futbol iyi teknik direktörle oynanır mı desek acaba? Bir cümle içerisinde birkaç önermesi var. Elbette farklı şekilde de düşünülebilir ama %100 doğru ilk şeye bakacak, bütününe bakacak olursak yüzde yüz dediği doğru ama evet. oyuncuların bu kadar iyi görünmesi, Prag oyuncularının bu kadar iyi görünmesi ve Slavia Prag'ın Ajax gibi bir oyun oynamasının sebebi de söze başlarken söylediğiniz gibi maalesef Fenerbahçe oldu. O da var. Ya, Mehmet Üge ya. e, zirve yaptı. Cruyff <laughs> gibi laf söyledi yemin ederim. Tebrik ederim değerli izleyicimiz. Vallahi üzerine söyleyecek bir şey bulamadım. Harika. Biz bunu ama çok uzun zamandır savunuyoruz. Evet ama bunu hani cümleleştirmiş kraliyle, ya. Bir izleyiciden bu tep evet. tepkiyi almak değil mi? Bir izleyicimizden bu tepkiyi almak hakikaten kıymetli bizim için. Harika. Biz evet sık sık bunu dile getiriyoruz ama izleyiciden bunun gelmiş olması mutlu ediyor insanı. Ee, Teşekkür demek ederim. ki anlatabiliyoruz derdimizi. Teşekkür ederiz Sayın Üge. Şimdi o zaman ekleyecek bir şeyiniz yoksa konferans ligini kapatıp e, şeye bugün de kura var malum. Eee UEFA Avrupa Ligi'nde e, temsilcimiz Galatasaray'ın Rakipleri kim, rakibi kim olabilir acaba? Önce maç sonuçları gelecek. Ha verdik mi? Tamam. Nasıl istiyorsanız buyurun getirin. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri. Atalanta, Leipzig, Porto, Sevilla, Barcelona, Rangers, Betis ve Real Betis ve Braga. Hepsi evet. dişli Şimdi, ekipler. Enteresan bir şey oldu. UEFA Avrupa Ligi'ni grup lideri bitirip bu turu pas geçen seri başları torbası bu torbadan daha zayıf oldu garip bir şekilde. Neredeyse evet. değil mi? Evet. Yani buradan knockout round'dan bu eleme turundan çok daha güçlü bir sekizli grup geldi. Zaten üç tane İspanyol var. Real Betis, Barcelona, Sevilla. 2 tane Portekizli var. Porto ve Braga. Onların yanında da Atalanta, Leipzig ve Rangers gibi sezonun flash ekipleri, evet. ee, acayip bir sekizli. Yani bunların içinden hani şu gelsin, şununla oynayayım diyebileceğin türden bir takım yok. Sekizi de sezonu iyi geçiren, iyi form durumunda olan, e, gayet kaliteli takımlar. UEFA Avrupa Liginde e, kalan takımlara baktığımız zaman, hani muhtemel rakiplere baktığımız zaman Barcelona 600-700 milyon euro bir dev ve dün Napoli'ye karşı da bahardan kalma bir gün yaşattılar. Eski günlerini hatırlattılar. Devre arası transferlerinden sonra Traore, Aubameyang e, gibi takviyelerden sonra Daniel Alves Barcelona'nın toparlandığını Çavi ile beraber ligde de Avrupa'da daha iyi sinyaller verdiğini söyleyebiliriz. Leipzig yani müthiş derin bir kadrosu var. Bayern Münih'ten daha derin. Bayern Münih'in 11'i daha kaliteli ama Bayern Münih'in kulübe derinliği yok. Sık sık dile getiriyoruz. Leipzig'in kulübesi daha derin. Dün de sosyal hayat karşısında gösterdiler. Ne kadar iyi bir kulübeleri olduklarını. Yani oyuncu değiştirdikten sonra yepyeni bir takıma dönüşebiliyorlar. Sevilla İspanya Ligi'nde de harika gidiyor. zaten bu kupanın gediklisi 5 defa üzerine götürdüler. Betis keza öyle ligde. Real Betis çok iyi gidiyor. Çok formda. Glasgow Rangers, Steven Gerrard orada muazzam bir Tohum ekti. Van Bronckhorst devam ettiriyor aynı seviyeyi. Yani acayip. Braga, Carlos Carvalhal kime benziyor diyelim? Diego Simeone'nin Portekiz şubesi diyelim. Çok zor, çözülmesi zor bir takım. Braga. Çok zor bir kura olacak. Şöyle sorayım soruyu. Eğer Fatih Terim devam ediyor olsaydı Galatasaray'ın kendisini gruptan lider çıkaran oyununu biliyorsunuz. Topu rakibe vererek geçiş hücumlarıyla net bir şekilde sonuca giden, sonuç alan bir oyun. Eğer o olsaydı bunlardan hangisini tercih ederdiniz? Şimdisini soramıyorum çünkü Galatasaray'ın ne oynadığını henüz daha anlayamadık herhalde değil mi? Haklısınız evet. Yani dolayısıyla bütün kurallar eşit diyebiliriz neredeyse şu an için. Şimdi Fatih Terim Farsen döneminde Galatasaray koyarım. topa %60 sahip oluyorsa üretemiyordu. %40 sahibi oluyorsa üretiyordu garip bir şekilde. Dolayısıyla Avrupa Ligi gruplarında zaten %44 ortama toplu oynadı. Lazio topa sahip olduğunda, Marsilya topa sahip olduğunda çok daha iyi bir Galatasaray gördük geçiş oyununda. O yüzden bu turda da muhtemelen Fatih Terim'in Galatasaray olsaydı topa sahip olmak isteyecek, %60-65 topa sahip olacak, oyun domine etmek isteyecek, Galatasaray'ın geçişlerine fırsat verecek bir rakip. Galatasaray daha iyi olurdu. Mesela Braga uygun olmazdı. Zayıf görünüyor ama böyle bir takım değil. Çünkü Braga da topu sana vermek istiyor. Ve fırsat kolluyor. Aslında zayıf görünüyor. Bu 8 takım işte zayıf halkı gibi görünüyor ama aslında öyle. Mesela Betis çok savunma arızası veriyor. Belki uygun olabilir Galatasaray'a. Savunmada çok harika değiller. E, Fatih Terim'in Galatasaray'a olsaydı <gülüyor> yani <gülüyor> tercih edebilirdiniz. Keşke Messi, Barcelona'da olsaydı hala. İstanbul'a Messi gelseydi. Eminim Fatih Terim de kariyeri boyunca hep büyük takımlarla oynamak istemiştir. Ben zaten şahsen kendisinden de bunu duydum. Yani her zaman Fatih Terim kim büyükse onunla oynamak istemiştir. Onunla test etmek istemiştir kendisini. Messi'li Barcelona olsaydı eminim Fatih Terim şikayet etmezdi ondan. Messi'nin İstanbul'a gelmesinden. Bakalım. Bugün 14'te kura. 15'te de UEFA konferansı. 14'te kura da göreceğiz. Umarız iyi bir kura olur. Çünkü Türk futbolunun da e, puan yükü şu an Galatasaray'ın omzunda. 15. basamağa tırmanabilirse Türkiye, ki çok kolay değil artık, 5 takımla temsil edilmeye devam edecek. Ama 15'in altta kalırsak ki şu an 19.yüz, 4 takıma düşüyoruz. Umarım iyi bir kura olur temennisini paylaşmaktan başka bir şeyimiz yok, çaremiz Aynen. yok. Çünkü demin de söylediğimiz gibi Galatasaray'ın ne oynadığını ya da ne oynamayı planladığını bilemiyoruz. O rakip, bu rakip diye düşünmenin de bu çerçevede bir manası yok. Hepsi zaten söylediğiniz zor eşleşme bu açıdan bakıldığında da Galatasaray'ın ne yapmayı planladığını bir öngöremediğimiz için bu açıdan bakıldığında da hangi Kur'an'ın geleceği de evet. çok da bir şey fark etmiyor gibi bir genel geçer değerlendirme yapabiliriz. Ama inşallah dediğiniz gibi kura şansı bizim yanımızda olur. Şampiyonlar Ligi kurası gibi. Yani Barcelona, Sevilla, Leipzig, Atalanta, Şampiyonlar Ligi 16 kurası olabilirdi bu rahatlıkla değil mi? Barcelona, Sevilla, Leipzig. Olsa şaşırmazdınız aynen öyle. Şu saydığım dört takım aynen zaten öyle. çok klasik bir şekilde Şampiyonlar Ligi son altı kurulası oy Gerçekten çok güçlü bir kuruluş aşaması. Porto'yu da katoruyor. Porto da sık sık oralarda oluyor. Beş. Yani Braga ve Betis dışında zaten Şampiyonlar Ligi alışkanlığı olan takımlar. Braga, Betis ve Rangers dışında. Beşi Şampiyonlar Ligi alışkanlığı olan takımlar. Son yıllardan en azından. Evet. Şans bizim yanımızda olsun diyelim. Ekleyecek bir şeyiniz yoksa bir araya gideceğim. Ondan sonra da spor Auto Süper e döneceğiz. Peki o zaman değerli izleyenler şimdi bir ara ardından da e, Sport Auto Süper Lig'de 27. haftayla devam edeceğiz. <laughs> Değerli izleyenler, Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta başlıyor. Hemen fikstürü getirelim ekranlarınıza. Bu akşam iki maç var her ikisi de saat 20'de. Adana Demirspor Fraporta Vantalya Spor'la oynayacak. Ligimizin heyecan veren, futboluyla heyecan veren ekiplerinden ikisi. Özellikle Adana Demirspor ve lider Trabzonspor'un rakibi de Yukatel Kayseri Spor olacak. Hangisini seyretmeyi tercih edersiniz bilmiyorum ama ikisi de güzel karşılaşma olmaya aday. Cumartesi günü günün ilk maçı saat 16'da Medipol başakşehir babakars Fatih Kara Gümrük'le oynayacak. E saat 19'da Beşiktaş-Demir Grup-Sivas deplasmanında zor bir deplasman her takım için elbette Beşiktaş içinde. Pazar günü saat 13.30'da Altay-Gaziantep maçıyla startı vereceğiz. Aynı şekilde Giresunspor GZT Giresunspor Göztepe maçı da saat 13.30'da saat 16'da Ataka Şatay Spor Öznür Kablo Yeni Malatya Sporu konuk edecek. Aynı saatte Aytemiz Alanya Spor İttifak Holding Konya Sporu oynayacak. Yine ligimizin iki iyi futbol oynayan daha da iyisini oynamaya çalışan takımının karşılaşması. E, pa e, Pazar günü 27 Şubat pazar günü saat 19'da Galatasaray Çaykur Rizespor'u konuk edecek. O günü tamamlayacağız ve son maç pazartesi akşamı 27. haftanın son maçı pazartesi akşamı saat 20'de Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında özellikle son dönemde önemli bir çıkış yakalayan Kasımpaşa Fenerbahçe'yi konuk edecek. Şimdi şeye geçmeden Uğur Bey sıralamaya geçmeden çünkü Trabzonspor'la başlayacağız. Öncesinde ben size dün akşam gördüğüm haberi Allah Allah dedim ve yayın öncesinde de konuşmadık. Nereye konumlandıracaksınız konuyu çok merak ediyorum. Başlık nereden geliyor? Başlık Fanatik Gazetesi'nden geliyor ekranlarınıza. 18 günde bitti. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un 7 Şubat'ta futbol sorumlusu olarak göreve getirdiği Adem Büyük'le 2 hafta sonra yollar ayrıldı. İşin ilginç tarafı 34 yaşındaki ismin kulüpteki futbolculuk kariyeri de noktalandı. Ligin dibindeki sarı kırmızılılar hem hocasız hem de en önemli forvetinden yoksun kaldı. Şimdi bir Allah Allah dediniz mi? Dedinizi duyar gibiyim. Ben çünkü dün akşam gördüğümde dedim. Bakalım ayrıntılarda ne var? Ligde haftalarca alınan kötü sonuçlara ve üst üste yaptığı flash açıklamalara rağmen Şumudika'yı uzun süre görevde tutan Özdür Kablo Yeni Malatya Spor yönetimi devamında sürpriz bir kararla takım kaptanı Adem Büyü hoca olarak açıklamıştı. 7 Şubat'ta 34 yaşındaki oyuncunun futbol sorumlusu olduğunu duyuran Sarı Kırmızılılar Adem'e iki maç sabretti. 18 gün sonra görevine son verildi. İşin ilginç tarafı. Adem'in Öznur Kablo Yeni Malatya Spor'daki futbolculuk kariyeri de bitti. Kulüpten yapılan açıklamada kulübümüzde futbolcu ve futbol sorumlusu olarak görev yapan Adem Büyük'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız denildi. Sivas Spor, Demir Grup Sivas Spor ve Fraport Vantalya Spor maçlarında takımın başında olan Adem Büyük 2 birlik skorla yenilmişti. 17 puanla ligin son sırasında bulunan Öznur Kablo Yeni Malatya Spor pazar günü kritik Hatay deplasmanına çıkacak. Ancak hem hocası yok hem de 5 gol 2 asisti bulunan forvetini kaybetmiş durumda. Takımın başında bu hafta Adem Büyü'nün yardımcısı Atilla Geri'nin olması bekleniyor. Öte yandan e, takımda Sadık Çiftbınar disiplin kurulu tarafından 3 maçla cezalandırıldı. Bitime 12 hafta kala küme düşme korkusunu derinden hisseden Özgür Kablo Yeni Malatya Spor, hem hocasını hem kaptanını hem de en tecrübeli golcüsünü kaybetti. Ligin dibine demir attı zaten 7 ya da 8 hafta mı oldu acaba ee, aynı yerde? Ee, en yakın üzerindeki takım Altay 22 puanda 19. sırada Öznur Kablo, yeni Malatya Spor 17 puanla. Ee, galiba 8. haftaydı değil mi? Üst üste 8 haftadır ligin en altında. Yani e, moraller de bozuk herhalde. Yani başarısızlık bir türlü şey olmuyor. Değiştiremiyorlar yani. Evet. Yani önce büyük planda bir değerlendirme yapmak isterim. Sonra Malatya Spor planına e, bakacağım. Büyük planda Türk futbolu Türk futbol yöneticilerine bırakılmayacak kadar değerli bana sorarsan. Yani Avrupa'nın e, ekonomik boyutu açısından en iyi 10 liginden biriyiz. Ligin değerine oyuncu toplam değerine bakarsan 9. veya 10. yüz. Avrupa'nın en fazla para yatırılan 10 liginden biri böyle yönetilmemeli. UEFA ülkeye sıralamasına bakarsan da 19. yüz. Yani orada ilk 20'deyiz. Avrupa'nın en iyi 20 liginden biri de böyle yönetilmemeli. Bu yönetim tarzı Avrupa'dan ne ilk 10'a ne de ilk 20'ye yakışıyor. İvedilikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezon için yabancı oyuncu sınırından çok daha önemli bir ödevi, çok daha önemli bir görevi Türk kulüp yöneticilerinin elinden şu futbolu kurtarmaktır. Şöyle kurtarabilirsiniz. Bir sezonda iki teknik sorumluyla sözleşme sınırı bir tek direktörle sezona başladı. Sonra değiştiriyor mu? Tamam değiştiriyor. İkinci tek direktör devam ediyor. Onunla artık feshettiğinde yeni teknik sorumlu kontratı yapamayacak. Altyapı sorumlusu ya da yardımcısı kimse devam edecek. Yani bu rahatlığı ellerine alırsanız bu kadar kolay teknik adam gönderemezler diye düşünüyorum. Bu S büyük plan. Sözünüz yanlış anlaşılmayan namzet sadece şunu söylemek istiyorum. E, mevcut Türk yöneticileri, Yoksa sizde bir sürü arkadaşınız var, tanıdığınız. Ee, bu işi profesyonelce yaklaşan, tabii çok tabii. iyi bilen, işin kurumsal tarafını da futbol tarafını da çok iyi bilen, idare edebilen, çok daha geniş vizyonlu genç spor yöneticileri, futbol yöneticileri var. Mevcut zihniyeti kastediyorsunuz. Evet evet. Buyurun tabi. Yabancı yönetici gelsin demiyorum. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Buyurun. Düzeltme için. Tabii ki Türk yöneticiler yönetecek ama bu hani var elimizde bir var, sürü arkadaşımız evet bu şu yaşadığımız, anda yaşadığımız var. dönemdeki yönetici profilinden bahsediyorum. Zihniyet. Bu zihniyetten bahsediyorum. Umarım o çağa uygun bir şekilde değişir. Kastettiğim o. İkinci konu Malatya Spor boyutuna girsek. Şimdi Malatya Spor Mario Şumudika'yı getirdi öyle veya böyle. Kış döneminde getirdi. İlk yarının son bölümünü Şumudika tamamladı. Defalarca kadrosunun kalitesinden şikayet etti. Yedek kulübemde oyuncu yok dedi. Oyuncu değişikleri yapmadı. 90. dakika kadar oyuncu değiştirmediği maçlar oldu. Sadece iki değişiklikle yetindi. Yerel medya onu eleştirdi. Dedi ki oyuncum yok transfer yapacağız. Ondan sonra transfer sezonu geldi. Şumudika daha olumlu mesajlar vermeye başladı. İşte Zeffani'yi getirdiler. Diko'yu getirdiler ön tarafa. Donsa, Azubuike birkaç tane daha anda oyuncu vardı. Onları getiremedi ama bazılarını getirdi. Kadro biraz daha derinleşti. Sonra Beşiktaş'ta bir berabere kaldılar. Bir bir berabere kaldılar. O yeni transferlerin bazılarının oynadığı maçtı. Sonra Karagümrük'e 1-0 yenildiler. Transfer döneminin son günleriydi. Transfer dönemi bitti. Şumudika'yı gönderdiler. Yani şimdi transferleri Şumudika'nın istediği şekilde, aradığı şekilde, talep ettiği şekilde yaptınız. Transferler tamamlandı. Yeni transferlerle sahaya çıkacaktı Şumudika ancak Şumudika'yı gönderdiler. Mesela ben o kısmını da anlamadım. Bu ne periz, bu ne lana turşusu? Volüm 1. Öyle oldu aynı. O zaman <laughs> transferleri şu Mudika'ya yaptırmasaydınız. Hani şu madem yolları ayıracaksınız, Ocak'ta ayırırsınız değil mi? Başka bir tek direktör yapar o transferleri. Kendi stratejisine ve kendi zihniyetine göre. Ama şu istedi bunları. Kendi eski çalıştığı oyuncular, işte Diko'yu Gaziantep'te beraber çalıştığı için istiyor. Doğru. Orta sahada bir yetersizlik vardı. Don bu ülke takviyeleri. Zeffane onun tavsiyesi olduğunu hatırlıyorum hatta daha önce yine Malatya Spor'da beraber çalıştığı Gilerme'yi de istemişti, alamamıştı. Hani Şumudika'nın talepleri de bunlar. Ona göre transfer yaptınız. Ondan sonra Şumudika'ya gönderdiniz. O da garip. İşte sonra volüm 2 geldi. Adem Büyü'ye verildi görev. Adem Büyük kendini oyunu aldı. Antalya maçında çok doğal. İhtiyaç var. Çünkü Malatya Spor'un en iyi oyuncusu, en kaliteli oyuncusu. Bir topu direkten döndü. Maçı 2-0'dan 2-1'e getirdiler ama vakit yetmedi daha fazlasını yapabilmek için. E şu noktada da gerekçesini bilmiyorum. Adem Büyük'le teknik sorumlu olarak yolların ayrılmasından daha büyük problem futbolcu olarak yolların ayrılması. Çünkü Malatya Spor'un zaten kadro kalitesi Adem Büyük'ün yokluğunu e, sübvanse edebilecek seviyede değil. Volüm 2. Aynen öyle. Yani Malatya Spor için pek iyi gözükmüyor gelecek Hakikaten nereye, nasıl bakılacağız, nasıl değerlendirilecek? İlginç, çok ilginç. Bir şeyleri artık vaz mı geçtiler? Ya buradan döndürülemez mi acaba diyorlar. Mücadeleden vaz mı geçtiler? Yani tek istikamet aşağısı mı diyorlar? Bilmiyorum. Çok mu moraller bozuldu? Maddi olarak sıkıntılar da mı deva var? Bilmiyorum. Yani bu ayrıntılar yok bizde. Ben de yok en azından. O konuda o yüzden şey yapmayalım. Spekülatif konuşmayalım. Ama görüntü ya tamam artık olacağı buymuş gibi bir tablo var şu anda. Tercihler çünkü hep e, yapmaya değil bozmaya yönelik oldu son dönemde alınan kararları. Maalesef öyle. Yapıcı Şimdi de, Antalya spor Aktif futbol oynarken Nuri Şahin'i getirdi tek sorumlu olarak. Sonra bir süre sonra futbol bırakma kararı aldı. Sonra Malatya Spor Adem Büyü getirdi. Geçen hafta da Çaykur Rizespor Gökhan Gönül söylentisi oldu ama bildiğim kadarıyla o resmileşmedi değil mi? Öyle bir gelişme yok. yok. Ama söylenti boyutunda konuşuldu. Çaykur, Çaykur Rizespor değil mi hala onlar? Rizespor Gökhan Gönül konusu konuşuldu. Yani Türkiye'de tek direktörlük kurumu da gitgide değersizleşiyor ve zayıflıyor. Böyle bir moda da galiba başladı. Deneyimli aktif futbolcu aynı zamanda teknik sorumlu yapalım. Yani bunun da çok iyi sinyaller vermeni söyleyebilirim. Tek direktörlük daha saygıdeğer bir kurum. Daha fazla önemsemelisiniz. Eğer böyle bir rüzgar olursa aktif futbolcu aynı zamanda futbolcu menajeri olarak kullanırım rüzgarı. Bunun da süperlik için iyi haber olmanı söyleyebilirim. Umarım bu alışkanlık haline gelmez. Sadece bunu daha önce de konuşmuştuk sizinle defalarca. Mecburiyetten, çaresizlikten bunun tercih edildiğini tahmin edebiliriz ama gün sonunda dediğiniz noktaya geliyor. Yani resme, büyük resme baktığınızda evet bu kurum değersizleşiyor mu? Niyet o değil ama vardı yer maalesef görüntü itibariyle o oluyor öyle oldu maalesef. Zaten evet. diploma değersizleşti. Yani birçok takımda e, diploması olmayan tek direktörler çalışıyor. Belki onunla ilgili başka türlü bir formül bulunabilir. Bu da can sıkıcı. Diploma değersizleştikten sonra ikinci aşamaya geçtik. Tek direktörlük kurumu değersizleşti. Yani tek direktör olmayan, tek direktörlük eğitimi almamış aktif futbolcu olan sporcular teknik sorumlu olarak atanıyor peş peşe veya düşünülüyor, değerlendiriliyor. Hiç iyi haber değil. Bakın bugün e, Leipzig takımının başında dün Domenico Tedesco vardı. 36 yaşında. Takımı ciddi biçimde ileri taşıdı göreve geldiğinden beri. İşte geçen hafta Salzburg konuştuk Yais 33 yaşına Salzburg'u ciddi biçimde ileriye taşıdı. Buradan yapacağım tavsiye şu. Aktif futbolculara antrenörlük kursuna imkana gitme e, şansı tanıyın. Yani futbolcu futbol oynarken tek direktörlük kursuna gitmek istiyorsa, gidebiliyorsa gitsin lütfen. Diplomalarını tamamlasın, lisanslarını tamamlasın ki futbolculuktan tek direktörle hemen geçiş yapabilsin. Diplomalarını tamamladıktan sonra. Buna itirazım yok ama diplomasız bir şekilde eğitim, tedrisat aşamalarını pas geçerek basamakları 8'er 10'ar çıkarak iyi sonuç alamayacağız sanki burada. Diploma demişken aklıma geldi. Dün e, bugün de yankıları devam ediyor. Galatasaray'da bu menajerlere ödenen parayla alakalı bir haber okumuştuk. Hatırlıyorsunuz bugün de yine yankıları devam ediyor. Eski yöneticilerin açıklamaları vesaire. E, haberler yapılmış, yazılmış, çizilmiş. Menajerlik konusunda bir ara bir standart getirilmemiş miydi? Lisans olması gerekiyor. işte ne bileyim belli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Falan. Şimdi onlar kalktı mı tamamen rafa, rafa mı kalktı? Şöyle oldu. Bir ara FIFA lisanslı menajerleri dışında kimse bu görüşmelerde yer alamıyordu. Şimdi bir avukatınız olması yeterli. Bypass FIFA, edildi yani. Evet FIFA onu ama FIFA yani. Yerel federasyonlar değil. FIFA o şartı bypass etti. Ama yeni sezonla beraber şöyle bir uygulamayı hayata geçirmeyi düşünüyorlar. Menajer payı maksimum yüzde iki olacak diye global olarak tüm konfederasyonlara konfederasyonlar da uygulanmak üzere böyle bir çabaları var, böyle bir gayretleri var. Ne kadar uygulanabilecek göreceğiz. Bunun kulüplerin şeffaf yönetilmeleriyle doğrudan tabii Doğru. ki. Yani UEFA ya da FIFA her neyse böyle bir karar alıyorsa diyor ki bu adam bana bilançosunu, şeyini, e, defterini, hesabını, kitabını yolluyor mu? Yolluyor. Bakıyor. Hım şu şöyle yapılmış, şu böyle yapılmış. <laughs> Bunun üzerinden hareket ediyor. Bizde tabii bu kadar şeffaf bir yönetim henüz şey yapamadığımız için kulüpler yasası diye bir kez daha gündeme getirelim o zaman. Onun olmazsa evet. olmazı o yoksa nereden bileceksin yakalayacaksın. Süper bazı takımlar Maalesef. dernek, bazıları da yarı dernek, yarı şirket. Doğru. Özellikle yarı dernek, yarı şirket olanların analizini yapmak o kadar zor ki. Yani inan bana şu bardağı dernek alıyor şirket satıyor. Bakıyorsun bilançosuna. E gelirler bir yere giderler, bir yere vesaire. Kar eden evet. sadece kar ediyor, hiç zarar etmiyor. O... Beri tarafta hiç kar etmiyor, zarar falan. Onu zor. analiz etmek daha zor. Zor. Yani o, o yapının bir şekilde e, şeffaflaştırılması ve denetlene bir hale getirilmesi lazım. Yoksa o yüzde iki dediğiniz getirmesi planlanan standart kriter uygun zor yani Doğru. uygulanamaz. Denetlemedikten Denet, sonra. bravo. Aynen öyle. O kurum şeffaf olmadıktan sonra neye yarar? Şimdi e, var mı eklemek istediğiniz? Teşekkür ederim. Adem büyük konusuyla kadar. Hakikaten çok acayip. Yani hayırlı olsun hem Adem Büyü'ye futbolda bırakmayı planladığı, kafasında öyle bir düşünce olduğu da konuşuluyor. Aslında ee, iyi gidiyordu Adem Büyü. Bilmiyorum sağlık sorunları ciddi mi çünkü bir sağlık sorunu da söz konusu. Belki ]ydü. teknik direktör olarak bundan sonra teknik adam olarak hayatına devam etmek ve bir an önce başlamak istiyordur. Bunu yapabilecek Tabii ki kendi kararı, kendi hayatı ama Oyunculardan bir tanesi. Futbolda iyi, gayet iyi oynuyor. Yani hiç e, yaşsız bir adam. Hani Adem büyüyü izlerken yaşını hissetmiyorsunuz. Eğer sağlığı el veriyorsa bence futbol anneme devam etmesine fayda var. Velhasıl efendim, Özgür Kablo Yeni Malatyaspor sezonun en dramatik hikayelerinden birisi olma yolunda ilerliyor. Şu ana kadar en azından yaşananlar, alınan kararlar vesaire buna işaret ediyor. Bundan sonrasını elbette hep beraber izleyip göreceğiz. Şimdi dönelim normal akışa. İlk olarak Foto Maç gazetesi geliyor ekranlarınıza. Başlığımız ise seriye devam. Lider Trabzonspor bugün Yukatel Kayseri Sporu yenerek hem 5'te 5 yapmak hem de şampiyonluk yürüyüşünü kayıpsız sürdürmek istiyor. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'la kariyeri boyunca 13 kez karşılaşan Abdullah Avcı 5 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı Abdullah Avcı. Karaman'a karşı son mağlubiyeti Başakşehir'de görev yaptığı 2016 yılında Çaykur Rizespor'a karşı Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında yaşadı. Kaptan Uğurcan Çakır bu sezon kalesine adeta duvar ördü. 25 yaşındaki eldiven istatistikleriyle göz kamaştırıyor maşallah. Şimdiye kadar kalesine gelen 111 şutun 93'ünü kurtarmaya başarısı gösteren Uğurcan Çakır muhteşem bir istatistiğe imza attı. Kurtarış yüzdesi %84 olan milli kaleci bugün de yine takımın en önemli isimlerinden birisi. Peki, e, ha bu arada Trabzonspor ligde 18 haftadır liderlik koltuğunda oturuyor. Ligin 9. haftasında Fenerbahçe sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan Bordo Mavililer 18 haftadır ligin ilk sırasında yer almayı başarıyor. En yakın takipçisiyle 14 puan farkı korulduğu için de bir süre daha en azından yani üst üste kayıplar yaşasa bile o liderlik koltuğunda oturmaya devam edecek. Her şey kötü gitse dahi. Peki efendim nasıl bir 11 bekliyor? Foto maç gazetesi Trabzonspor için. Kalede Uğurcan, Perez, Bruno Perez, Ahmetcan, Hugo ve Puhaç savunma dörtlüsü. Berat ve Siopis önlerinde Bakasetas, Vişça, Vakayeme ve Cornelius. Hamşik'le alakalı olarak dün salonda çalıştı demiş gazete. İsmail Köybaşı ve Tröntsen de takımdan ayrı olarak çalıştı. İzolasyon süreci sona eren Abdülkadir Ömür'le Densville takıma katıldı. Dorukan Toköz ise idmanı bitiremedi demiş. Geçmiş olsun diyelim. Trabzon'la alakalı bir başlığımız daha var. Dersimiz Matematik. Nereden geldi? Sabah gazetesinden geldi. Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğun garantileneceği haftanın hesaplarını şimdiden yapmaya başladı. Trabzonspor bugün sahasında konuk edeceği Yukatel Kayserispor'u yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşmak istiyor. Bordo-mavili takımda zorlu karşılaşma öncesi Marek Hamšík forma giymesi beklenmiyor. İzolasyon sürecini tamamlayan Abdülkadir Ömür ve Denswil takıma ee, dahil oldu. Abdullah Avcı ise rehavet endişesi taşıyormuş. İşler iyi gittiği için. 5 futbolcu ceza sınırında. Bordo Mavililer'de Bruno Perez, Canini, Uğurcan Çakır, Siopis ve Bakasetas bugünkü Kayseri Spor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşecek. Maç öncesinde şehirde karnaval var demiş gazete. Ee, Trabzonspor'un Kayseri oynayacağı karşılaşma öncesi Büyükşehir Belediyesi bir dizi etkinlik yapacak. Saat 15'te Orta Hisar Belediye binası önünde konser programı, 18'de stadyum önünde DJ performansı olacakmış. Ayrıca maça gelmek isteyenler için ücretsiz seferler düzenlenecekmiş. Hakikaten büyük bir coşku yaşanıyor Trabzon'da. Nasıl bir 11 tahmin etmiş? Yazdıkları doğrultusunda bakayım. Bir rotasyon öngörmüş mü sabah gazetesi? Uğurcan Kale'de Bruno Perez, Ahmetcan, Hugo ve Puaç. Savunma dörtlüsü şeyle aynı tahmini. Siyopis, Berat parantez içerisinde kullanılmış. Siopis'te Abdülkadir Ömür tahmin ediliyor. Bakasetas, Vişya, Vakayeme ve Cornelius. Dorukhan'ın sakatlandığı bilgisi de yine burada da yer bulmuş kendisi. Bizim 11'imiz var mı? Muhtemel 11'imiz sevgili dostlar. Biz ne tahmin etmişiz bakalım. Uğur Bey buyurun. Öncelikle Trabzonspor'un geçtiğimiz hafta Kazanan 11'inde. Bir mecburi değişiklik dışında ben de beklemiyorum. Biz de aynısını beklemeyeceğiz. Değil Aynen değil öyle. Yani Dorukhan maalesef antrenmanını tamamlayamadı. Orada Berat'ın kullanılması yüksek ihtimal. Çünkü zaten 3. yerli olarak orada bir yerli oyuncu kullanman lazım. Bir opsiyonda tabii ki her zaman Abdülkadir'dir. Ama daha ziyade Siopis, Abdülkadir, Bakasetas gibi bir orta sağ yapısını ne zaman tercih ediyor Abdullah Avcı? Eee rakip takımın geçişleriyle ilgili daha az endişe taşıdığı maçlarda. Ama Kayseri iyi bir geçiş takımı. Kayseri iyi bir geçiş takımı olduğu için belki orada Siopis, Abdülkadir, Bakasetas riskini almak yerine Siopis, Berat önlemini tercih edebilir. Ama şu da olabilir. Bir devre Siopis, Abdülkadir, Bakasetas'la başlarsın. Fırtına gibi başlarsın. Topa çok yüksek yüzeye sahip olursun. Skoru bulursun. Sonra Siopis, Berat ikilisine dönebilir ki Abdullah Avcı sıkça sezon boyunca bunu yaptı. Kayseri Spor'un aynı bölgede sıkıntısı var merkezde. Geçtiğimiz hafta Giresun'u yenen orta üçlüsünün iki oyuncusu cezalı. İbrahim Akdağ ve Bertolatçı cezalı. Dolayısıyla orada Abdülkadir Parmağ'ın yanına Nikmet Karaman'ın iki farklı oyuncu koyması bekleniyor. Atama zaten genelde onun da kullandığı oyunculardan biri. Kampanya arada olabilir. Oraya eklenmenebilir. Kemen biraz daha hani yaratıcı tercih ederse oraya da eklenmenebilir. Hikmet Karaman nasıl bir orta üç çıkaracağını da şu anda tahmin etmek güç. Ama orta sağ rotasyon anlamında Kayseri için sıkıntılı bir gün. Hem İbrahim Aktağ'ın hem Bertu olmaması oradaki yaratıcılığı tabii ki düşürecektir. Az önce Sarıkar sınırındaki oyuncularını... Fenerbahçe derbisi öncesindeki sarı sınırındaki oyuncularını paylaştık. Acaba hoca bir rotasyon düşünür mü? Bu endişeyle. Endişe demeyeyim, öngörüyle. Hafta işte Türkiye Kupası oynadıkları için salı günü. Belki bu üç maçı bir arada değerlendirerek. Belki. Daha geniş ele alabilir mi kadroyu? Mümkün. Oynaya, e, sıkıntı hissetmeden oynayabilecek bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Rotasyona gitse de. Derin. Evet. Derin bir kadro. Hem Beşiktaş'a hem Trabzon. Şimdi şu 8 günde 3 maç gibi ele almaları lazım. Galatasaray, Fenerbahçe, Türkiye yok. Ama Beşiktaş ve Trabzon var. Kayseri Spor'da var. Ee, dolayısıyla onlar da belki Hikmet Karaman da o şekilde değerlendirebilir. Hikayeyi ama tabii Hikmet Karaman Lig'de gerçekten Kayseri çok büyük iş başardı. Çok rahat bir konuma taşıdı takımını. Artık hatta Avrupa Kuparı hayali kurabilecek bir konuma taşıdı. O yüzden Hikmet Karaman'ı nasıl ele alacağını, hangisini önceleyeceğini bilemiyorum. Türkiye Kupası rotası çünkü daha kısa bir rota gibi görünüyor Avrupa Kuparı'na gitmek için. Ki Hikmet Karaman sık sık anıyor bunu. Türkiye Kupası'nı önemsiyorlar. İşte Fenerbahçe'ye geldiler. Şimdi Beşiktaş. Sonra muhtemel rakip Trabzon. Finalde de Brezilya'yı verserdi bari diyor. Önemsiyor orayı. <laughs> Türkiye Kupası'nı. Herhalde ligden daha ziyade Kayserispor'un Avrupa umudu için Türkiye Kupası'nı sanki daha çok önemsiyor. Olabilir. Çünkü öyle hissediyor. Dediğiniz gibi doğrudan bilet olacak. Aynen öyle. Kayserispor'da bir konu tebrik etmek lazım. devre arasındaki Mert Çetin takviyesi. Gerçekten onu defalarca anmayı düşündüm programlarda. Fakat sonra işte akış içinde sırası gelmedi. Ee, milli takımımızın da zaman zaman formasını giyen stoperimiz. İtalya Verona takımı da bonservisi ama orada kontratı bitiyor. Kayseri Spor nasıl bir kontrat yaptı bilmiyorum. Mecburi satın alma maddesi var mı? Ya da bir opsiyon var mı satın alma opsiyonu? Çünkü sezon sonu bitiyor. Müthiş bir mert performans izliyoruz. Büyük takımların nasıl aklına gelmedi ayet hepsinde yerli stoper ihtiyacı var. Galatasaray Tamam iyi bir stoper ikilisi var ama derinliği yok orada değil mi? Kabul etmek lazım. Beşiktaş zaten arıyor. Trabzonspor Edgar'ı kaybetti. Orada da yerli oynatmak yerli sınır açısından işine, işine geliyor. Düşünebilirlerdi ama Kayserispor harika bir iş yaptı. Mert çitli getirdi. Mert de e, inanılmaz hırslanmış. Çok yüksek konsantrasyonda oynuyor. Nazar'da emes çok iyi gidiyor. Milli takımında stoper rotasyon içinde sayabiliriz Mert Çetin'i. Kayseri'nin yükselen performansı tabii ki Tiam başrol oynadı. Tabii ki Sabek, Onur ön plana çıktı. Tabi ee, tabii ki Mert'ten önce sayabileceğimiz bir sürü isim var. Çünkü daha Mert 3-4 maça çıktı ama Mert de oynadığı süre itibariyle performansı harika. Şimdi siz söyleyince e, aklıma geldi dün akşam Fenerbahçe'nin Slavia Prag deplasmanında kadrosunda olan dün saydık oyunculardan bir tanesi de Bora Aydınlık. Evet. Genç kardeşimiz Amerika doğumlu. Ruhan'ı da koymuşlardı. Altyapı oyuncuları kadroda evet. vardı. Çünkü şey yazamıyorsun ya. Kanat oyuncusu. Avrupa kadrosunda genç. belli bir sınır var ya. Mesela Crespo yazamadılar. Niye? İşte finansal kriterler sebebiyle. Dün şeyle önlü arkalı oynamaz mı diye düşündüm mesela. E, Ozay Samuel'le. Hmm. Olmaz mıydı? Yani bu, tabii onlar yavaş yavaş adım adım ele almak lazım bu hikayeyi. Önce bir 5 dakika 10 dakika oynatırsın. Daha alt seviye maçlarda sonra 30 oynatırsın. Gencecikli sonra 11'e koyarsın. Tabii kademe kademe basamaktır 8'ler 8'ler değil de 1'er 1'er çıkartmakta fayda var. O da Arda gibi 16 yaşında. Biraz fazla heyecana kapıldık herhalde. Şimdi eee neyle devam ediyoruz? Fana, e, Türkiye gazetesine geçeceğiz. Türkiye gazetesi demiş ki başlığında. E, Tolga'dan bir şey rica etmiştim sevgili Tolga ayarlayabildik mi? O zaman Galatasaray'a geçiyorum. Tamam. Türkiye gazetesi hepsi bana lazım demiş başlığında. Domenek Toren bazı oyuncuların kadro dışı bırakılması fikrine karşıymış. Başta Kaptan Arda olmak üzere. Ortaya atılan iddiaların takımı yıpratacağını düşünen Galatasaray'ın hocası yönetime böyle bir karar huzursuzluk çıkarır dedi. Kadro dışı Arda Turan'ın zaten sözleşmesi bitmiyor mu sezon sonu? Sezon sonu bitiyor diyebiliyorum ben de. Şuradan bakayım. İki isim yıllık yapmıştı. Mi? Efendim? İki yıllık yapmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şöyle haberin ayrıntısında Galatasaray Göztepe'yi yenerek biraz olsun nefes aldı. Ancak 3 puana rağmen Babel, Ömer ve Taylan gibi isimlerin performansları da eleştiri konusu oldu. Hatta bazı oyuncuların kadro dışı bırakılacağı iddia edildi. Domenek Toren geçtiğimiz gün Başkan Burak Elmas ve Sportif Direktör Pascal Sensibile ile durum değerlendirmesi gerçekleştirdi. İspanyol teknik adam kadro dışı kararına gerek duymadığını sezonun geri kalanında çok kritik maçlar oynayacaklarını vurgulayıp Böyle bir karar huzursuzluk getirir. Hepsinden faydalanmak istiyorum dedi. Maliyetleri azaltmak için Fegoli ve Babel ikilisiyle sözleşme yenilenmeyeceği de bu toplantıda kesinleşti. Ayrıca değişecek yabancı kuralı doğrultusunda Türkiye'den ve Avrupa'dan yerli isimler için geniş bir liste hazırlanması da karara bağlandı. Bir sonraki sayfa yine Domenek ile alakalı Fanatik gazetesinden. Galatasaray'da gözler artık tamamen pazar günkü Rize Spor maçına, Çaykur Rize Spor maçına çevrildi. 90 artı 9'daki penaltıyla gelen Göztepe galibiyeti Aslan'a nefes aldırırken Sarı Kırmızılılar yeni bir seri için pazar günü evinde oynayacağı Çaykur Rize Spor maçına odaklandı. Rakibini A'dan Z'ye analiz eden Toren 3 puan hedefi doğrultusunda kadroda bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Pulgar ve Berkan başlayacak demiş gazete İspanyol Hoca'nın müdahale edeceği ilk pozisyon sol bek olacak. İzmir'de kötü bir gün geçiren Ömer Bayram'ın yerine Patrik oldu. sahaya sürecek olan Toren. Yerli tercihini ise hücum hattında Emre Kılınç'tan yana kullanacak. Göztepe karşısında hatalarıyla dikkat çeken Taylan'ı da kıza çekmeye hazırlanan Toren. Orta sahanın merkezinde Pulgar Berkan ikilisini görevlendirmeyi düşünüyor. Gomis de ilk 11'e geri dönüyor demiş gazete. Halil Dervişoğlu'nun yerine forvet arkasında Çıkaldağ'ı deniyormuş hoca. Kenarlarda Kerem ve Emre Kılıncı sahaya sürmeyi planlıyormuş. Stoper göbeği de zaten Marka ve Nelson olacak diye yazmış. Ancak sadece şu cümleye itirazla karışık bir şey söylemek istiyorum. Neresiydi? Pulgar-Berkan hikayesi. Taylan'ın yaptığı hatalar demiş gazetede. Berkan'ın oyunda da içerisinde yaptığı hataları da biz de burada defalarca getirdik. Geçmişte. Ee, geçmişte ekranlara. Çok yani, da farklı değil yani, Taylan'la yani. karşılaştığında. İşte orada malum üç yerli sınırı. Ee, devreye giriyor. Halil Dervişoğlu'nu o zaman 11'de kullanmanız lazım. Yani sol bekte Fananolt başlayacaksa e, Kerem ve Emre Kılınc'ın yanına üçüncü bir yerli gerekiyor. Üçüncü bir yerli de işte hoca Berkan'ı mı tercih edecek Halil'i mi? Bence pek Halil'i Halil tercih edebilir. Ben sizinle aynı görüşteyim. Yani şu merkez ikilisini Pulgar çıkaldı o bir kez denese Galatasaray kez faydalı denesem. olabileceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın şu an çünkü ya şimdi bir tane gösteri maçı oynadı. Galatasaray maçı kazandı nasıl kazandığını herhalde futbolcular da anlayamamıştır. Herhalde Dominik Torrent de şaşırmıştır. Yani özel 75 dakikalık oyun hiç cazip bir oyun değil. Dolayısıyla Torrent'in ilk 75'e değil son bölüme bakması lazım. Gomis'li oyunda, Çikaldağoğlu oyunda, Emre Kılınçlı oyunda Galatasaray biraz daha büyüdü, biraz daha gelişti. O yüzden bunların başlaması doğal. Ben de Gomis'in, Emre Kılınç'ın ve Çikaldağ'ın başlayacağını tahmin ediyorum. Haberdeki detaylar, haberdeki analizler, ben de Torrent'in kafasının içindeki planlar olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama tek bir farkla, acaba Halil hazır durumdaysa, oynayabilir durumdaysa, Gomis'in partneri yeniden Halil olur mu? Orta sahada Pulgar çıkal daha başlar mı? Yoksa Berkan başlar? Orada en şüphelerim var. Hocanın nasıl bir oyun oynayacağı da şimdi rakip analizini, Çaykur Rize Spor analizini çok iyi yaptı diye yazıyor gazete de hocanın Domenek Toren rakibe göre hazırlık yapan bir teknik adam olmaktan ziyade kafasındaki doğrularla hareket eden. Bir de evet. hangi Rize Spor hocayı gönderdiler? Teknik adam. Bir de Riziz hangi Spor, Rize Spor sorusu da var. Neyi analiz ettiniz yani? Rize yani pas analiz oynayacak, Uzun ama... mu oynayacak? Çünkü Gomis geçen hafta şöyle bir kafa karışıklığı oldu. Uzun oynarsan şunu oynatacaksın, oynamayacaksan bu. Gomis her türlü oynar ki. Ya uzun da atsan oynar. Atmasan pas oyunu yapsan da oynar. Gomis'in öyle bir özelliği var yani. Doğru. Çok yönlü bir yani o, o, Bunu oynarsan bu oynamaz diye bir şey yok ki. Özellikle uzun top oynayacaksan Gomis'in olması daha faydalı demiştik. Çünkü stoperleri gördü, sırtında işte. taşıyabiliyor. Öncelikle alını kazanabiliyor. Mustafa Muhammed iyi sıçrıyor. Mustafa Muhammed'in hava toplarında kötü olması değil mi? Hava toplarında iyi. Ama kaleciden 40 metre 50 metre pas gelecekse bir defa iyi pozisyon alması lazım önce oyuncunun. Gomis iyi pozisyon almayı biliyor. Boşluğa çıkmayı biliyor. Demarke vaziyette çok iyi toplar aldı oyuna girdikten sonra. Mustafa Muhammed Demarke pozisyon alamıyor. Topu atıyorsun. Sıçrayarak topu kazanmaya çalışıyor ama ikili baskı geliyor. İkinci topu alamıyor Galatasaray. Mesela Gomis daha iyi pozisyon aldığı için Demarke vaziyette buluştuğu için Galatasaray'ı daha çabuk oyuna çıkarabildi. Rize Spor karşısında herhalde hocanın tercihi en uçta Gomis olacaktır diye düşünüyorum ki hafta içinde bazı haberleri burada taşımıştık ekrana. Türkiye 3 kişilik bir ekiple geldi. fizyoterapistini, aşçısını yanında getirdiği, hazır olduğu ve daha hazır olmak için çabaladığını biliyoruz. Şimdi Fanatik Gazetesi'ne ve Beşiktaş'a geçeceğiz. Değerli izleyenler, ilk olarak sizlere önce hoca sonra golcü başlığını okuyacağız. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, yeni sezon öncesindeki golcü transferinde rotayı yeni teknik direktörün görüşlerine göre belirleyeceklerini söyledi. Kazancı, elimizde geniş bir liste var, isimler hakkındaki son kararı yeni hocamız verecek diye konuştu. Bu Beşiktaş'ın yeni hocayla, yeni sezonda yeni hocayla devam edeceğine yönelik ilk açıklama mı? Yoksa ben bir yanlış hatırlıyorum, siz düzeltin lütfen. Yani bir hafta önce Başkan Ahmet, Ahmet Nurçebi, evet. gündemimizde Şenol Güneş yok, dedi. hiçbir zaman olmadı. Olağanüstü bir şey yaşamazsak bizim hocamız Önder Karabeli dedi. O değil belki mi? de sezon sonuna kadar mı kastetti acaba? Yok, gelecekte ki hocam. Zaten Şenol Güneş bu sezon için söylenti değil ki, gelecek sezon söylentisi. Dolayısıyla bu ilk defa karşılaşıyoruz diyebiliriz değil mi? Yani Bir hafta arayla Bu söylemli. başkan diyor ki olağanüstü bir şey olmazsa, çok ekstra bir durum olmazsa bizim hocamız Önder Karabeli diyor yeni sezonda. Bir hafta sonra sportif direktör yeni hocadan bahsediyor. Evet. Batshuayi şaşırtıyormuş. Peki neden şaşırtıyormuş? Performansıyla Beşiktaş taraftarını bir türlü mutlu edemeyen Beşiktaş golcüsü Michy Batshuayi, idmanlardaki görüntüsüyle herkese şaşırtıyor. Belçikalı futbolcu antrenmanlarda üst düzey performans sergiliyor. Attığı gollerin yanı sıra yaptığı asistlerle de dikkat çeken Batshuayi, hırsı ve mücadelesiyle herkesin önüne geçiyormuş. Bugüne kadar böyle değil miymiş acaba? Ya evet her zaman iyi profesyoneldi Batu Sahada zaten hani gezdiğinden atamıyor derseniz tamam. Ama gezdiğini söylemek haksızlık olur. Ya boş boş Doğru. geziyor demek haksızlık olur. Hırsı, Savunmaya mücadelesi geliyor. mücadelesi eksik değil. İki problemi var. Biri yeterince ciddi olmuyor bazı pozisyonlarda. Mesela topun değerini bilmiyor. Realist davranmıyor. Fantastik bir yere oynayabiliyor. Topu ayağın altından kaçırabiliyor. Pas kalitesi düşük olabiliyor. Birinci problem bu. Daha realist oynaması lazım. Topun kıymeti bilmesi lazım. İkinci problemi de şu son vuruş. Son vuruş sorunu. Yani Beşiktaş'ta ligin attığı golle gol beklentisi arasında yüksek fark olan takımlarından biri. 7 gol daha fazla atması lazımmış Beşiktaş'ın. Gol beklentisi kadar atsaydı. 7 gol eksik atmış. Ve burada da işte Batu Şahin'in son vuruş standartının düşük olmasının önemli rolü var. Bir e, sol tarafta bir başlık daha bu sayfada Aydın geri dönüyor şeklinde görüyorsunuz. Eski altyapı sorumlusu Halim Aydın'ın yeni dönemde Başkan Ahmet Durçebi'nin listesinde yer alması bekleniyor. Görev aldığı dönemde bugünkü gelinen durumun temellerini atan Halim Aydın, tesisler, personel, özel kaynak yaratma ve genç yetenekleri arama tarama konusunda örnek bir yönetim tarzı göstermişti diye yazmış gazete. Şimdi ikinci sayfamız Foto Maç gazetesinden. Az önce okuduk ya Beşiktaş yeni sezonda teknik direktör. E, e, arayışında diye. Başlık burada favori Santo. Nuno Espirito Santo'yu kastediyor. Beşiktaş Portekizli teknik adamla prensipte anlaştı. Portekiz, Almanya ve Hollanda ekolü üzerinde araştırmalar yapan siyah beyazlar 48 yaşındaki Nuno Espirito Santo ile ilk teması kurdu. Büyük ölçüde anlaştı demiş. Portekiz'de iyi ilişkiler kurma konusunda e, futbol mesela bize çok büyük bir köprü vazifesi görüyor değil mi? Oyuncu, teknik direktör. Hemen Doğru. İlk baktığımız yer orası oluyor. Mesela atıyorum ya futbolcu kim alır? Portekiz'e bakalım. Ya da stoper arıyorum Portekiz'de var mı? Gibi bir durum var hakikaten. Ee, ben e, kimyaların uyuşacağını hiç zannetmiyorum. Öyle mi? Diyerek sözü size bırakıyorum. O çok ciddi bir giriş yaptı. Buyurun. Ben Nuno Espirito Santo'yu severim, beğenirim bir spor sever olarak. Tottenham'da da başarılı olacağını zannediyordum, çok yanıldım. Burada da itiraf Sezon edeyim. Sezon başında da konuşmuştuk bu. Evet, bayağı iddialıydım. Ee, Tottenham'ın çok iyi bir iş yaptığını, çok iyi bir seçim yaptığını, Nuno Espirito Santo ile başarılı <laughs> olacağını düşünüyordum. Feci yanıldım bu konuda. <laughs> Onu da yeri gelmişken itiraf edeyim ama Nuno Espirito Santo'ya hala çok büyük saygı duyuyorum. Çünkü e, Wolverhampton ile başardıkları, orada İngiltere Championship'ten takım Premier Lig'e taşıması, oyuncuların birer birer gelişimlerine şahit olmak, çok keskin bir oyun anlayışı olması, doğrularına ciddi biçimde inanması ve bu doğrularını geliştirme için gösterdiği çaba yıllar boyunca tüm zaten İngiliz e, spor medyası tarafından da dünya spor medyası tarafından takdir edilmiştir. Nuno Espirito Santo'nun. Ama tabii Santo'nun şöyle bir Beşiktaş'ta e, doku uyumu yaşayıp, yaşayıp bulup bulamayacağı konusu ben de endişeliyim. Orada size katılabilirim. Çünkü Espirito Santo şimdiye kadar iyi savunma takımları yarattı. İyi basıyorlar. 0-0'ı iyi oynuyorlar. Ama Nuno Espirito Santo henüz şampiyonluk yarışı yapan bir takımla çalışma deneyimini Portekiz Ligi'nde var ama İngiltere Ligi'nde yaşamadı. Uzun yıllardır yaşamadı. Ve Tottenham'a da biraz doku uyuşmazlığı oradan kaynaklandı. Özel Tottenham'la görevdeki son haftalarında Tottenham'ın topa sahip olduğuna ne yapacağını bilmediği konusunda eleştir çok aldı. E Beşiktaş da Türkiye'nin konvansiyonel büyüklerinden bir tanesi. Topa sahip olmak isteyen, topa sahip olma alışkanlığı olan, %60 topa sahip olma ortalamasıyla oynayan, oyunu rakip yararlığına yığan bir takım. Şanol Güneş'le, arada bir Abdullah Avcı belki farklı denebilir ama Şanol Güneş, Sergen Yalçın'la, Karaveli'yle hep bu topu oynadılar. Espirito Santo'nun, Wolverhampton'da izlediğimiz Espirito Santo'nun mantalitesi buna uymuyor. Ama Espirito Santo bunu yapamaz değil, belki de yapabilir. Belki de el, o elindeki oyuncu kalitesi ve ligin standartına bakarak bunu yapabilir. Espirito Santo'yu direkt çizemem, silemem. Ama masaya oturup konuşmak lazım. Ee, Beşiktaş ne istiyor? Espirito Santo ne, ne, vaat ediyor? Aynı fikirdeyim. Kendimi söze başlarken söyledim. Kimyanın hiçbir şekilde ne Türk futboluyla ne de Beşiktaş'la uyuşacağını zannetmiyorum. Ama filozoftur. Çok değerli adamdır. Entelektüeldir. Seversin. Argümanlarımı bir bir saydınız yani. Tanısan seversin. Senin gibi. <laughs> Estağfurullah. Okuyan, kendini geliştiren, entelektüel, iyi de bir sporcuydu. iyi de bir tek direktör oldu. Bir de network'ü çok güçlü. Meşhur dünya çapındaki, şimdi adını anmayayım burada. Çok büyük futbolcuların menajerliğini yapan bir numaralı menajerin çok iyi arkadaşı. Ve menajerliğini aldığı ilk oyuncu. Dolayısıyla çok güçlü bir networku var ve çalıştığı takıma hep ondan oyuncular getiriyor doğal olarak. So the story goes diye e, deyip devam edebiliriz herhalde. Yani aynen dediğiniz gibi devam etti. Tottenham'da bir tek olmadı o işten. Evet. İyi oyuncular getirebilir çalıştığı takıma. Çünkü yani çok iyi bağları var o menajerle. O menajerde malum dünya futbolunda birçok lige hakim ve inanılmaz sayıda iyi oyuncular var portföyünde. Şimdi Uğur Beyciğim hafta sonu oynanacak karşılaşmalardan eee Aytemiz Alanyaspor İttifak Holding Konyaspor maçına ilişkin de bir e, şeyimiz var. E, e, sayfamız var. Buyurunuz yeni Alanya Gazetesi'nden geliyor ekranlarınıza. Başlığımız ise Komando Kampı. Trabzonspor yenilgisinden dersler çıkaran İtalyan teknik adam bu soruyu size ertesi günü sormuştum hatırlarsanız. Francesco çünkü Abdullah Hoca e, şeyin Alanyaspor'un nasıl yenileceğine yönelik net bir şablon koydu ortaya. Yani net bir çözüm koydu ortaya demiştik. Francesco Farioli turuncu yeşili takımın antrenmanlarını askeri kampa çevirdi. Şampiyon golcü Cedju Konya maçında ilk 11'de görev bekliyor demiş. Ali Şansalan da maçın hakemi olacak. Önceki gün efendim. Ha, pardon Volkan Bayarsan burada isim yanlışlığı olmuş pekala. Önceki gün kuvvet ve taktik idmanı yaptıran Faryoli oyuncularına dün performansa dayalı güç ve kondisyon çalışması yaptırdı. Tahmin ediyorum bu standarttır askeri kamplar için. E. Çünkü e, kondisyonu, fizik kondisyonu yüksek olan ekiplerden bir tanesi Temiz Aytemiz Alanyaspor Cengiz Aydoğan tesislerinde komando e, kampına döndüren 32 yaşındaki antrenör idmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde ise teknik ağırlıklı bir antrenman yaptırdı. E, İttifak Holding Konyaspor son maçında bedipol Başakşehir maçında puan kaybetti. Alanya İyi oynayan, yani iki, iki iyi oynayan takımın mücadelesi, keyifli, güzel olmayan namzet bir karşılaşma. İki iyi maçtı gerek Alanya-Trabzon gerek Konya-Başakşehir. Bu da iyi maç olacaktır. E, ligin iyi futbol e, oynamaya çalışan, iyi stratejileri olan, düşünen tek direktörlerin ikisi karşı karşıya geliyor. Alanya Spor merkezden çıkışlarda sorun yaşadı Trabzon'a karşı. Özellikle Marafona'nın pas tercihleri zorlama Evet. İki gol yemeleri neler oldu? Ki Alanya Spor'un ana planı merkezden çıkmaktı. Novais ve Efkan'la çıkmaktı. Konya Spor muhakkak çalışmıştır. Alanya Olmuştur. Spor'a nasıl önde baskı yapacağını, organize baskı yapacağını ve Marafona'yı nasıl hataya zorlayacağını. Bu noktada Alanya Spor'da muhtemelen çıkış repertuarını, geriden çıkış repertuarını geliştirmeye çalışmıştır. Birincisi. İkincisi de Konya Spor'da benzer şekilde geriden pasta çıkıyor ve Başakşehir'de Konya'yı baskıyla Hatay'a zorlamıştı. Muhakkak Alanya'da Konya'yı baskıyla Hatay'a zorlayacaktır. Yani bir tür düello. Önde baskı düellosu. Eğlenceli olacağı, heyecan verici olacak. Kesin bakalım hangi tek tek direktörün önde baskı stratejisi işe yarayacak. Wilson diye diyor Afrika Kupası'na gittiğinden beri formayı almıştı Wilson Eduardo. Fena da gitmiyor. Fena da gitmiyordu. Özellikle hava toplarında da üst düzey bir santrfor. Ama belki çıkışlarda diye duyuyor tercih ederek çıkış kabiliyetini artırmayı tercih edebilir. Francesco Faruolo onun oynamasını ben de bekliyorum. Serdar Gürler'in gitmesinin ardından İttifak Holding Konyaspor'da bir oyunda revizasyon gerekir mi? Mihalakla şeye kaldı. Bütücüye büyük evet. oranda. Hamilton aynı, dönecek. Hamilton tabii oynayabilecek. Oldu. Yani yoksa aynı şeyi devam ettirmesi mi? Ne dersiniz? Şimdi Serdar Gürler'in eksikliğini yarattığı Oyunu. en büyük defo bence şu oldu. Konyaspor'da işleri iyi gitmediğinde Serdar çözüm üretebiliyordu. Takımın starıydı. Ee, şapkadan tavşan, şap, tavşandan şapka çıkarabiliyor. Camı, kırım, camı kırın. E, Alternatifiyle Serdar Gürler. Konya'nın şu anda öyle bir oyuncusu yok. İşleri iyi gitmek, iyi oynamak, iyi oyunculara değil, iyi oyununa güvenmek durumunda. Kalan bölümde Konya Spor'un yapabileceği bu. Alanya maçı hiç kolay olmayacak onlar için. Pragmatik bir B planı. Düşünse hoca belki daha iyi olacak. Belki de. Değil belki mi? de yani. Çikaleş'i bu anlamda pragmatik B planı santriferi olabilir. Mesela öyle bir yola gidebilir. Diyelim ve bitirelim. Uğur Meyge çok teşekkürler. Evet. Ağzınıza evet. sağlık. Değerli izleyenler, bugünlük bizden bu kadar. Haftanın son manşetini burada noktalıyoruz. Yeniden birlikte olana dek hoşçakalın, kalın. Mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.